Evet, ben yavaştan başlayayım isterseniz. Çünkü sonrasında videoyu kayıt edip YouTube'a da ekleyeceğimiz için başını kaçıranlar sonrasında YouTube'dan takip etmiş olurlar. Öncelikle herkes tanımıyorsa diye bir proje ve inovasyon topluluğundan bahsetmek istiyorum. Biz Gazi Üniversitesi öğrencileri olarak bu sene başında proje ve inovasyon diye bir topluluk kurduk. Elimizden geldiği kadar girişimcilik ekosistemine biz bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Girişimcilik ekosisteminin bize bir şeyler katmasını istiyoruz. Gazi Üniversitesi'nden başlayarak dokunabildiğimiz kadar insana dokunup karşılıklı bir fayda alışverişi olsun istiyoruz. Yeri geldiği zaman toplumsal farkındalık adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Onun dışında üniversite öğrencisi olduğumuz için çoğumuz yurt dışında eğitim nedir ve yüksek lisans çalışma hayatı ne şekilde ilerliyor? Orada bizi neler bekliyor? Böyle bir fırsatı değerlendirmek istersek neler yapabiliriz diye bugün BYNI kanalından Ezgi ve Burak'la birlikte olacağız. Ceyda bize yardımcı olacak soruları ve etkinliği moderatör etme konusunda. Ben topu Ceyda'ya bırakıyorum. Geçebilirsem de bilgisayara geçip geri geliyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle ben de tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Ben de Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Topluluğumuzda da proje ve koordinasyon sorumlusuyum. Bugün Burak ve Ezgi'ye birkaç tane sorumuz olacak Almanya'da yüksek lisans çalışma hayatı ile ilgili. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Almanya'da yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdiniz? Böyle başlayabiliriz. Öncelikle herkese merhaba, iyi Merhabalar, iyi akşamlar. akşamlar herkese. Biz aslında direkt sunumla başlayabiliriz Evet. burada. Orada kendimizden de bahsediyoruz. Küçük bir sunum hazırladık bugün için. Tabii. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Şuradan kısalım bir şey. Böyle de şunu alalım. Tekrar. Bu arada sunuma başlamadan önce herkes sesi açtığı zaman bildirim geliyor ama bu videoyu kaydedip YouTube'a ekleyeceğimizin ben tekrardan haberini vermek istiyorum. Bilginiz olsun. Buyurun. Tamamdır. Tamamdır O o zaman. zaman Buyurun biz başlayalım. küçük bir sunumla başlayalım size. Hem kendimizden de bahsetmiş oluruz, hem biraz daha birbirimizi tanımış Evet. oluruz. Bugün tabii ki Ceyda'nın da bahsettiği gibi Almanya'da yüksek lisans ve çalışma hayatından bahsedeceğiz. Hem okurken çalışma hayatından bahsedeceğiz, hem de yüksek lisansa nasıl başvurduk, biz nasıl başvurduk, kendi serüvenimizden aslında sizinle konuşacağız. Ama başlamadan önce biz size bir soru sormak istiyoruz. Çünkü bizce önemli bir anket sorusu olabilir bu. Bizim size sorumuz, yurt dışında eğitim almayı ya da çalışmayı düşünüyor musunuz? Ama çete yazmanızı istediğimiz şeyler farklı. Eğer düşünmüyorsanız Abstand halten yazmanızı istiyoruz. Kararsızsanız ya da belki giderim diyorsanız Vielleicht yazmanızı istiyoruz. Gemileri çoktan yaktım, ben zaten hani gitmek istiyorum diyorsanız da Ausländer Behörde demenizi istiyoruz. Çünkü Ausländer Behörde yabancılar ofisi demek Almanca'da ve yurt dışına çıktıktan sonra, Almanya'ya geldikten sonra en çok duyacağınız ve ilk öğreneceğiniz kelime Ausländer Behörde olabilir. Bu yüzden chatten sizin geri bildirimlerinizi bekliyoruz şu anda. Evet, yanlış yazabilirsiniz, sorun yok. Aynen Schweinsteiger yazdırmıyoruz. öyle. Şuradan biz de açalım. Şimdi açıkken chat'i açmak zorundayım. Okey, tam böyle yapalım. Evet, tam şimdi katılanlar için arkadaşlar, yurt dışında eğitim almayı ne kadar düşündüğünüzü anketle soruyoruz. Üç seçenek var. Almancalarını lütfen yaz. Oo, çok Ausländer Behörde de var. Çok fazla var. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, kolay gelsin. Çünkü yabancılar ofisinde çok fazla randevunuz olacak ilerleyen zamanlarda geldiğinizde. Vizenizin bitmesine yakın. Ama bir şekilde hallediliyor. Karşınızda gördüğünüz iki insan halletti. Siz de yaparsınız. Sadece ne diyelim, tempoya hazır olun diyelim Evet. bu konuda. Tamam, çoğunluk yani Ausländer Ausländer Behörde, diyor. evet, Abstand halten yazan yok. Abstand halten de korona günlerinde çok şey oldu Evet. Almanya'da. Böyle metroda Sosyal falan, mesafeyi koruyalım. evet yani metroda falan birinin yanına gittiğinizde çok yakınsanız hemen denilebilir Abstand halten diye. O yüzden biz de düşünmüyorum ama bunu koymak istedik. Tamam, bence yani %90 izleyenlerin Ausländer Behörde yazdığına göre gemiler yakılmış. Evet. Allah kolaylık versin. Bakalım neler olacak. O zaman geçebiliriz değil mi? Evet. Kısaca kendimizden bahsedelim. Ben başlayayım. Ben Ezgi. İzmir Kartepçevre Üniversitesi'nden mezunum. 2019 yılında mezun oldum. Uluslararası Ticaret ve Pazarlama bölümünü okudum orada. Lisans sürecinde Erasmus'a gitme fırsatım oldu. Orada Vilnius Üniversitesi'nde okudum. Yine benzer bir departmanda.
Daha sonra yüksek lisansa geldim. Lisansın son yılında başvurularımızı yaptıktan sonra Burak'la beraber Almanya'ya geldik. Ben Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nde okuyorum. International Business, yani uluslararası işletme alanında yüksek lisansımı yapıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans yaparken bir takım tecrübeler kazanma şansı yakaladım. Bunlardan bir tanesi Digital Tech Academy diye bir öğrenci kulübünde bir startup kurma şansı yakaladım. Oradan sonra Merck adlı Alman bir ilaç firmasında çalıştım bir yıl boyunca working student olarak. Şimdi ise Novo Nordisk isimli Danimarkalı bir ilaç firmasında tam zamanlı stajyer olarak çalışmaya devam ediyorum. Merck'te Global Market Access and Pricing departmanındaydım. Burada Novo Nordisk'te ise Commercial Excellence departmanında çalışmaya devam ediyorum. Evet, herkese tekrar merhaba. Ben de Burak Demir. Ben lisansımı Manisa Cevher Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında bitirdim. Lisans okurken Bosch ve PepsiCo'da Manisa'daki fabrikalarında staj yapma imkanı buldum. Daha sonrasında yine lisans yıllarımda Erasmus'ta Ingolstadt Teknik Üniversitesi'nde ya da Technische Hochschule Ingolstadt diye geçiyor aslında. Münih'in çok yakınında bir şehirde bir 6 aylık buraya yüksek lisansa gelmeden önce Alman eğitimini tecrübe etme şansı buldum. Daha sonrasında 2019 yazında mezun olduktan sonra aynı yaz Frankfurt Üniversitesi'nden kabul aldım ve şu an burada International Management alanında, uluslararası yönetim alanında master yapıyorum. Bu sırada burada master yaparken de ilk önce P&G firmasında haftalık 20 saat bazda working student olarak çalıştım. 1,5 yıl sürdü bu P&G macerası benim için. Product Supply departmanındaydım ve şimdi de yaklaşık bir 3-4 aydır SAP firmasında, yazılım firmasında Global Commercial Finance departmanında, pricing takımında 40 saat haftada tam zamanlı stajyer olarak çalışıyorum. Bu tecrübelerimizi de ayrıntılarıyla size birazdan zaten aktaracağız. Şimdi neden Almanya'yı seçtik? Evet, bu çok önemli bir soru aslında. Bizim Almanya seçme nedenlerimiz aslında çok açık. Bunu size de güzel aktaracağımızı düşünüyoruz. Şimdi birkaç temel diğer ülkelere göre avantajını olduğu düşündüğümüz şeyler var. Almanya'yı neden seçtik? Arkadaşlar, birincisi, uzun lafın kısası, Almanya'da eğitim ücreti yok. Almanya'da sadece okul harcı ödüyorsunuz. Bu harç 6 ayda bir ödeniyor. 150 ile 350 euro arasında 6 aylık toplam ücret. Eğer 350-400 yani 350 eurolara çıkıyorsa harcınız, semester ticket de veriliyor ve bu semester ticket'ın kapsamı, mesela benim şu an 380 euro harcım, bütün Hessen eyaletinde sınırsız ulaşımı kullanabiliyorum. Yani bu bunun içinde. Aslında ulaşıma bedava biniyorum ya da bir başka bir deyişle harç ödemiyorum ama ulaşım ücreti ödüyorum. Yani kısacası okullar ücretsiz oluyor. Ezgi'nin okulu senin harcın ne kadardı? Benim 120 euroydu ama 120 euronun içinde kısıtlı zamanlarda binebileceğim bir ulaşım bileti dahildi. O yüzden ekstradan bir 200-250 euro kadar bir bilete de para verip ondan sonrasında tüm şehirde, daha doğrusu diyeyim, ya da evet, yakın birkaç şehire bedava ulaşım sağlayabiliyordunuz. Hı-hı. Ama dediğim gibi 120 euro artı kalanını, evet, o işte bilet size kalmış oluyordu. Eğer okul araştırırken bir okul 100 euro istiyor harç parası, bir okul 350 euro istiyor diye kafanız karışırsa mutlaka sebebi budur. Onu da söylemiş olalım. Semester ticket, ulaşım biletinin kapsamı farklıdır. Ama yani 100 euro, 300 euro, İngiltere'de bir okula baksanız master için 12 bin pound'dan başlar yıllık. Amerika'da 10 bin dolar da var, 50 bin dolar da var. Çok garip üniversiteler var ya da çok önemli üniversiteler var. Yani bu rakamların yanında tabii ki 100 euro, 300 euro dönemlik pek konuşulması gereken rakamlar değil diye düşünüyoruz. Bir sonraki sebebimiz, Alman firmalarının burada resmini görebilirsiniz. Şimdi Almanya dünyaya açılmış, çok fazla dünya markası olan bir ülke. Bu yüzden biz üniversiteye geldiğimizde hem okul sırasında hem de okul bittikten sonra burada kalmak istiyorsak, firmalarda çalışmak istiyorsak, bu firmaların bize sunduğu imkanlar çok önemli. Aynen. Ve baktığımızda Alman firmalarının böyle dünyada sözü geçen sanayilerde böyle önemli rol oynadığını görünce dedik ki biz, Almanya gerçekten bize iyi fırsatlar sunabilir. Lakin planladığımız gibi de oldu. Geldiğimizde gerçekten iyi firmalarda şans bulduk. Tecrübe edinme şansı bulduk ve şu anda o imkanları tekrar sürdürüyoruz. Bu yüzden Almanya'daki firmaların önemi de oldukça fazla. Yani başka bir ülke gidecekseniz bu tabloyu her ülke çizmiyor ama tek çizen ülke tabii ki Almanya değil. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Daha sonrasında arkadaşlar, Aufenthaltskarte, bu bir oturum izni kartı. İşte az önce Ausländerbehörde yazarken oradan aldığınız kart, bizde de şu an bu var. Bu geçici oturum izni veriyor size. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Almanya'da, yani çoğu ülkede üniversitenizi okuduktan sonra, diyelim ki master okudunuz, bitirdiniz. Bitirdikten sonra size iş bulup kalmanız için çok kısa bir süre veriyorlar. 3 ay, 5 ay, yani çok dar bir süre veriyorlar. Ancak Almanya, okulu bitirdikten sonra Alman diplomasını cebinize koyduğunuzda
Auslandbehörde'ye gittiğinizde orada size 18 aya kadar iş arama izni verebiliyor. Sizin böyle bir hakkınız var. Alman diplomasına sahipsiniz. Bu 18 ay içinde istediğiniz bir işi, daha doğrusu Almanya'da okuduğunuz bölümde bir işi kabul alırsanız bunu kontratöre gittiğinizde oturum izniniz çalışma iznine dönüyor ve böylelikle çalıştığınız sürece Almanya'da kalabiliyorsunuz. Yani size hadi kendi ülkene git diye bir baskı, böyle şeyler olmuyor. Tabii yani çok ters durumlar olur. Tamamen kişiden bağımsız. Yani böyle ne bileyim suç işler falan, o ayrı tabii ki arkadaşlar. Ama normal şartlar altında yani Almanya bu imkanı size veriyor. Bir tane de böyle bonus, neden Almanya seçtik dedim. Yani bu gerçekten doğru sayılır. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyoruz? Döner kebap. Şimdi bu, evet GIF çalışıyor, güzel. Şimdi bu bir sembol aslında. Almanya'da çok fazla Türk var. Almanya'da çok fazla Türk olması bence bu, Türkiye'den Almanya'ya gelen İnsanlar için avantaj. Çünkü buraya geldiğinizde Türk süpermarketi her şehirde, her mahallede neredeyse var. Türk restoranı var. Ondan sonra böyle yardım almak istediğinizde, yani bir Türklerle buluşmak istiyorum dediğinizde böyle şeyler var. Belki diyebilirsiniz ki ben yurt dışına çıkıyorum, oradaki kültürü tanımak istiyorum. Doğru. Yine tanıyın. Biz de tanıyoruz. Ama yine de kültür şokunu atlatmak için ya da böyle ya canım kebap çekti, bir gideyim de yiyeyim demek için bu çok önemli bir seçenek. Avrupa genelde böyle ama Almanya tabii ki diğer ülkelerden bu döner kebap konusunda öne geçiyor. Berlin'e de giderseniz Mustafa Gemüz'e de döner mutlaka tavsiye ederiz. Keşke Berlin'i okusak diyoruz bu arada. Sebzeli döner yok. Bir şey mi demek istiyor? Yok değil galiba. Tamam. Şimdi de biz biraz bizim sürecimizden bahsedelim. Bizim sürecimizden bahsederken de aslında Almanya'da nasıl üniversite bulunur, nasıl başvurulur ve geldikten sonra nasıl okurken çalışılır bunlara değinmiş olacağız. Tabii ki bu süreç, başvuru süreci ilk başta üniversite araştırmakla başlıyor. Üniversite araştırmak için farklı farklı platformlar var. Bunlara gidip oradan kendinize bir üniversite listesi, daha sonra da bölüm listesi oluşturuyorsunuz. Bölüm ve üniversite listesini oluşturduktan sonra o bölüm ve üniversitelerin teker teker web sitelerine gidip belgeler ve başvuru gerekliliklerini araştırıyorsunuz. Bunları da hallettikten sonra başvurunuzu yaptınız ve kabul aldınız. Kabul aldıktan sonra vizeye başvuruyorsunuz. Vizeye başvurduktan sonra Almanya'ya geldiğinizde Almanya'da okurken nasıl çalışabilirim, nasıl kendi geçimimi kendim sağlayabilirim tarzı soruların da cevaplarını bu yerde veriyor olacağız. Tabii ki burada da bir zaman yönetimi için bir tarihlerden biraz bahsedersek yine tabii ki bizim kendi tecrübelerimizden gelen tarih ve zaman yönetimi şekli bu. Biz üniversite araştırmaya mesela Türkiye'de herhalde Eylül-Ekim gibi başlıyor mesela genelde üniversitenin güz dönemi. Üniversite araştırmaya biz güz döneminin işte Eylül-Ekim ayım gibi başlayıp Aralık'a kadar devam etmiştik. Aralık'ta ise IATS'e çalışmaya başlamıştık. Ocak sonu IATS'e girdik. IATS'e biz 6,5 aldık. O yüzden 7 almamızı istiyordu üniversiteler. O yüzden tekrar girmek zorunda kaldık. Siz de böyle bir yedek plan yaparsanız, arada biraz boşluk bırakırsanız sizin için de avantajlı olur. Şubat ortası tekrar IATS'e girdikten sonra Şubat sonunda IELTS puanımızı aldık ve ondan sonra üniversite başvurularına başladık. Mesela en erken üniversite başvurusu kabul eden üniversite Hamburg Üniversitesi'ydi ve bu Mart ayı boyunca sadece başvuruları kabul ediyordu. O yüzden oraya başvurumuzu yaptık ama mesela buranın ve benim üniversitem şu anda okuduğumuz Nisan'ın ortasından Mayıs'ın ortasına kadar bir başvuru periyodu vardı. Bu süreçlerde işte eksik belgelerimizi topladık varsa eğer ki başvurularımızı yaptık ve onlara da o şekilde o okullara da başvurularımızı yolladık. Sonra kabul aldık. Kabul aldığımız ay sanırım Temmuz evet. Ayıydı. Temmuz'da kabulümüzü aldıktan sonra vizemize başvurduk. Sonra Almanya'ya geldikten sonra okurken biz de çalışmak için iş başvurularına başladık. Burak geldikten 3 ay sonra iş buldu. Ben ise geldikten yaklaşık 1 yıl sonra iş buldum. Ve bizim Almanya'ya gelme tarihimiz Ekim 2019, yani 3 ay ile 12 ay arasında ikimiz de bir tane iş sahibi olmuş olduk. Şimdi başlayalım üniversite araştırmayla. Üniversite araştırmak için aslında 4 ana kriter var. Bunlardan bir tanesi DAAD University Search. Bu DAAD University Search aslında bir arama motoru. Siz bu DAAD University Search'ü Google'a yazarsanız karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda işte istediğiniz üniversiteyi şu sol üstte gördüğünüz ekran. Burada işte istediğiniz üniversiteyi bulmak için bazı kriterler girmeniz gerekiyor. Mesela işte
dil atıyorum işte istediğiniz alan hangi alanda okul yüksek lisansınız ya da lisansınız yapmak istiyorsunuz. Bu tarz şeyleri, filtreleri girdikten sonra karşınıza bir üniversite listesi çıkıyor. Oradan kendinize uygunları çektiniz, bir liste hazırladınız. Ama sonrasında belki o listede gözünüze çarpmayan ya da o listede olmayan bazı üniversiteleri tekrardan göz önünde bulundurmak için Google'a List of Universities in Germany. Yani biz böyle yapmıştık. Evet. Ve bu yüzden Almanya'daki tüm üniversitelere bakıp oradaki üniversitelerin tek tek sitelerine girip işte master programlarına bakıp oradan tek tek yine kendimize uygun olanları seçip bu iki listeyi karşılaştırıp kendimize uygun olan 5 ya da 6 üniversiteyi seçip başvurumuzu yapmıştık. Bizim bir diğer kriter gözümüzün önünde bulundurduğumuz bir diğer kriter ise üniversitelerin dünya sıralamaları. Dünya sıralaması tabii ki biz ilk... Bu aşağıda gördüğünüz iki site aslında ilk 500'de olan üniversiteleri genelde kapsıyor. Biz de bu üniversitelere başvurduk ama ilk 500'de olmayan üniversitelere de başvurduk. Ve bu sayede aslında başvuru alanımızı çok daha genişlettik. O yüzden hani demeyin ki yok bu ilk 500'de değil oraya başvurmayayım hani ne olacak hani falan demeyin. Hı-hı. Çünkü o üniversitelerde de çok güzel programlar var. O üniversitelerin olduğu yerlerde de çok güzel firmalar var, gelişmiş firmalar var ve siz orada yine kendinize iş çalışırken, okurken çalışma şansı yaratabilirsiniz. Bu da aslında bir diğer kritere getiriyor bizi. Evet. O da bölgedeki aktif firmalar. Bölgedeki aktif firmalar aslında sizin üniversite başvurunuzda sizin ileri görüşlü olmanızı sağlar. Çünkü buraya geldikten sonra o çevrede hangi firmalar olduğunu siz zaten çoktan biliyor olacaksınız. Ve çoktan bildiğiniz için ben şu firmada şu pozisyona başvurabilirim. İşte şu firmadaki bak şu teknolojiler çok hoşuma gidiyor tarzı diye böyle kafanızda bir plan oluşmuş olacak. Mesela burada tabii ki diyebilirsiniz neden sağ taraf, haritanın sağ tarafında hiç şirket yok ya da firma yok. Bunlar genelde sanayileşmiş firmalar, üretime dayalı firmaları kapsamış bu harita. Ama tabii ki orada da çok güzel firmalar var. Orada da bulabilirsiniz. Mesela Frankfurt finans bazlı bir şehir ama benim okuduğum Nürnberg daha böyle işte üretim bazlı. Çünkü Siemens var orada, işte Puma var, Adidas var. Bu tarz yerlere tabii ki bizim okuldan çok fazla başvuru oluyor. Bununla alakalı gerçekten daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız sağ alt köşede gördüğünüz videomuza kesinlikle gidebilirsiniz. Ve orada gerçekten adım adım nasıl üniversiteye başvurulur, nasıl aramalıyım, kimle iletişime geçmeliyim tarzı çok detaylı bilgiler var. Bunun dışında diğer slaytlarda da aynı zamanda sağ alt köşede bu tarz ilgili videoları görebilirsiniz. Ezgi çok kısa araya gireceğim. Soruluk geliyor. Galiba Onur bir soru sormak istiyor. Ama sunumun bölünmemesi açısından en son bir soru cevap yapacağız zaten. Orada sorabilirsen Onur eğer acilliyse çok seviniriz. Teşekkürler diyerek sözü tekrar size bırakıyorum. Tamam, çok teşekkürler. Üniversite araştırmadaki tabii ki en büyük adımlardan birisi de gereklilikleri bulmak ve o gereklilikleri sağlayıp sağlamadığınızı öğrenmek. Bu gördüğünüz resim aslında benim kendi bölümümden bölümüm için gerekli olan başvuru için gerekli olan maddeler diyeyim. Ama bunu gerçekten baz alabilirsiniz çünkü genelde üniversiteler bu tarz belgeler istiyor. Bir tanesi CV, tabii ki de CV'nizi her zaman isterler. Diplomanızı, lisans diplomanızı isteyebilirler ama yoksa tabii ki bunun başka prosesleri var. Hemen parantez içiyorum mesela yazmışlar. Zaten demişler. Onun dışında transkript, şu anda okuduğunuz üniversitenin transkripti, lise mezuniyet, lise diplomanızı her zaman isterler. İngilizce yeterlilik belgesi ya TOEFL ya IELTS isterler. Aşağıda da zaten görüyorsunuz TOEFL 105 istiyor, IELTS 7,5 istiyor mesela. Benim zamanımda 7'ydi sonradan yükselttiler. sonrasında başka diller konuşabiliyorsanız onların belgelerini isteyebilirler. En önemlilerinden bir tanesi de Proof of Experience Abroad. Yani yurt dışı ya da işte böyle bir Erasmus döneminiz varsa, yurt dışında staj yaptıysanız bunları kesinlikle kanıtlamanızı isterler. Çünkü bunlar genelde uluslararası bölümler ve bu bölümlerde bu tarz tecrübeleri gerçekten göz önünde bulunduruyorlar. Bir diğeri ise bu başvuru videosu. Ben bunu bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben başvururken böyle bir şey yoktu. Ama büyük ihtimalle size bir takım sorular veriyorlar ve bu soruları cevaplamanızı istiyorlar ya da kısa bir video atıp kendinizi tanıtmanızı istiyor olabilirler. Evet, sonra bir sonraki adıma geçelim. Belgeler ve başvuru
Şimdi okulların listesini Ezgi'nin anlattığı gibi belirledik. Hangi gereklilikler bize uyuyor diye seçtik. Daha sonrasında bu genelde okullar bazı sınavlar istiyor. Şimdi sınavlar ve zaman yönetimi burada çok önemli arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi sorması lazım. Tekrar başladı. Evet. Şu an yok şu anda. Evet. Evet. Yani bizim internetimiz gitmedi değil mi? Yok yok hayır. Sunumla ilgili bir sıkıntı. Güzel. Tamamdır. Daha sonrasında sınavlara dönelim. IELTS ve TOEFL. Mesela bir İngilizce bölümde okumak istiyorsanız IELTS ya da TOEFL istiyorlardı. Biz IELTS'e girdik. Ne yaptık? Mesela IELTS'in açıklanması 13 gün sürüyor. Biz bunu daha önceden öğrendik. Sınav takvimimizi ona göre yaptık. Siz başvurduğunuz okullarda Goethe Institute'den bir Almanca sertifikası ya da test yaptan istiyorsa onun da takvimini incelemeniz gerekiyor. Ya da CİMET CİR'i istiyorsa bu sınavlarını da incelemeniz gerekiyor. Bu sınavlar hep Almanya'daki üniversitelerin uluslararası öğrencileri alırken kullandığı sınavlar, güvenliği, sertifikalar. Bunların planları aslında sizin okul başvurusu yaparken en önemli önünüze çıkan yollar oluyor. Mesela CİMET CİR'de şurada çok küçük bir not paylaşalım. Şimdi CİMET CİR'i isteyen çok okul var. Özellikle ilk 500'deki okullar bunu çok istiyor. Çok eleyici bir sınav olduğunu düşünüyorlar. Biz CİMET CİR'i alacak zamanımız olmadı. IELTS'e çalışıyorduk. Belki bir yıl önceden daha planlasaydık olabilirdi. Bu yüzden eğer bir okul araştırırken CİMET CİR'i istiyorsa ve bu requirement'da yani ana gerekliliklerde ise biz maalesef o okulları eledik. Siz de böyle ilerlemelisiniz. Siz hangi sınava girmeyi planlıyorsanız ona uyan okullara devam etmelisiniz. Mesela bizim başvurduğumuz okullarda CİMET CİR'i varsa yolluyordun, opsiyoneldi. Biz yollamadık ama gerek kalmadı. Hani gerek olabilirdi. Bu opsiyonel ve gereklilik kısmında burada ayırmanız gerekiyor. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. Daha sonrasında bunları da yaptık. Sınavlarımız da tamam. Tabii söylemesi biraz kolay geliyor ama uzun süreçler. Üniasit ve belgelerin kargolanması. Şimdi şöyle bir şey var. Almanya'daki bazı okullar üniasit sistemiyle çalışıyor. Bunu eğer biraz Almanya'da üniversite araştırmaya başlamışsanız mutlaka duymuşsunuzdur. Bu bir aracı kurum. Belgelerinizi kontrol edip okula başvurunuzu yönlendiriyor. Eğer üniversitesiyle çalışmıyorsa okul zaten başvuru ekranında, okulun kendi bölümünü anlatan başvuru ekranında bunlar yazacaktır. Mesela yanda Campo yazıyor. Bu Campo Ezgilen Üniversitesi'nin, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nin kullandığı bir portal. Böyle farklı portallar kullanabiliyorlar. Bu Campo burada Ezgilen Üniversitesi'ne özel. Yani eğer bu portalı kullanıyorsa da bunu öğrenmiş olduğunuz için belgelerinizi buradan yollamamız gerekiyor. Ve geldik belgelerimizi PDF olarak yolladık, e-mail dedik, kargolayacak mıyız? Size çok kolay, çok basit bir formül vereceğiz. Bu konuda çok soru geliyor, çok kafa karışıyor. Ama halbuki burada olay çok kolay. Eğer bir belgenin üstünde imza, kaşe, mühür, üçünden en az bir tanesi varsa bu belgenin arkadaşlar kargolanıp fiziksel olarak oraya gitmesi gerekiyor. Eğer mesela transkript, mesela diplomalarınız. Ha, diplomanın orijinalini yollamıyorsun tabii ki. Mesela üniversite işlerine gidiyorsun, diplomanı fotokopi çektirip üniversite işlerinin mührünü bastırıyorsun, onu yolluyorsun. Ama eğer ki imza, mühür, kaşe varsa ve bunların fiziksel olarak gitmesi gerekiyor. Mesela CV, motivasyon mektubu gibi belgelerde imza kaşe mühür olmadığı için bunları sadece PDF olarak yüklemek yetiyordu. Kargolarken de bunu da söylemiş olalım. DHL vardı, biz hiç yollamadık ama bir gün sonraya yollama garantisi veriyordu. Böyle çok acil, işte belge gitti, aradılar sizi, bu belge geçersiz, bir günüm var, kullanabilirsiniz. Çok ücreti pahalıydı. 260 liraydı 2019 yılında. Yok, 260 TL'ydi. 2019 yılında. Şimdi daha artmıştır. Turpex, PTT'nin servisi, çok tavsiye ederiz. Biz çok memnunduk. Biz İzmir'den kargoyu verdiğimizde 3 gün sonra Berlin'deydi. Ve 2019 yılının işte Mayıs gibi, Nisan gibi bir A4 zarfını 90 TL'ye yolluyorduk arkadaşlar. Yani isterse iki katına çıksın şimdiye kadar. 200 lira olsun. Yine bu diğer kargo şirketlerine göre hem çok hızlı hem de çok uygun. Onu da size belirtmiş olalım. Sağ altta da solda bahsettiğim IELTS sınavı hakkında iki tane videomuz var. O videonun geri bildirimleri çok güzeldi. Orada hangi kaynakları kullanarak hazırlandığımızı söylüyoruz. Mutlaka onlara da ayrıntı istiyorsanız göz atabilirsiniz. Motivasyon mektubu hakkında bir de kısa bir şey söylemek istiyoruz. Daha sonrasında bölümlerinden de küçük bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar sol resimde araba bozulmuş, çekiç onu götürüyor. Sağ resimde de arabanın kaportasını parlatıyorlar, pasticiler yapıyorlar. Şimdi bir yanlış anlaşılma var. En azından biz bunu böyle düşünüyoruz. Motivasyon mektubu bozulmuş bir arabanın onu çekici yardımıyla bir yerden bir yere götürmesi değildir. Yani sizin profiliniz eğer okula uymuyorsa motivasyon mektubu sizin uymayan profilinizi okula uydurmaz ve size kabul aldırmaz. Motivasyon mektubu nedir? Motivasyon mektubu sizin gerçekten özellikleriniz, geçmişiniz, CV'niz uyuyordur okula. Bu olan özellikleri parlatıp aynı bu sağdaki kişinin yaptığı gibi
parlatıp göz önüne çıkarmak içindir. Okuyan kişiye, başvurunuzu değerlendirecek kişiye, kişinin gözünün önüne koymak içindir. Kendinizi bir adım öne atmak içindir. Eğer sizde kaportada okula göre uygun bir şey yoksa onu ne kadar cilalarsanız cilalayın olmaz. Ve bozuksa araba götürmez. Ama eğer gerçekten uyumunuz varsa okula, motivasyon mektubunun temelde yaptığı şey bu pastacılığa yapmaktır. Bu konuda mutlaka bu iki resmi aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Bir de motivasyon mektubu hakkında küçük bir şey bahsedelim. Şimdi motivasyon mektubunu internette görürsünüz. Bu ortada yazan bilgiler böyle sadece bizde olan bir bilgi değil. Bunu çoğu yerde görebilirsiniz. Böyle bir bölümle gidiyor paragraf paragraf. Şimdi bizim de böyleydi. Öncelikle motivasyon mektubunda tek doğru diye bir şey yok. Birçok yaklaşım var. Yani farklı şekilde yazıp farklı şekilde kabul alanlar da var. Biz kendi yaptığımız yoldan gidiyoruz. Şimdi eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, akademik çalışmalar, gönüllü aktiviteler, bu bölümler var. Ancak siz motivasyon mektubuna eğitim geçmişinizi CV'de yazan gibi yazarsanız, yani CV'nin bir başka tekrarı gibi yazarsanız, bu motivasyon mektubu amacına ulaşmış olmuyor. Ne yapmanız lazım? Eğitim geçmişinizi, CV'de bulunan eğitim geçmişini, okulu, bölgeyi, üniversiteyi, ülkeyi araştırdıysanız ve şehri, bu eğitim geçmişinizle bu az önce saydığım okul, bölge, üniversite, şehir, etraftaki firmaların bağını kurmanız gerekiyor. Yani siz eğitim geçmişinizi, bak ben bu eğitimi aldım, sizin okulunuzda da bu dersler var, bakın bunlar ne kadar çok uyuyor, ben bu yüzden bunu istiyorum. Bakın ben şurada stajlar yaptım, çalışma geçmişine geçtim. Bu stajlar yaptım. Üniversitenin de o bölgede şu firmalar var. Gelince de oralarda çalışmak istiyorum. Bakın ne kadar uyuyor değil mi? Yani hani bu uyumu göstermemiz gerekiyor. Aslında motivasyon mektubunun temel amacı bu oluyor. Hani diğer şekilde akademik çalışmalar. Bir akademik çalışmanız var. Bir hocanızla bir çalışma yaptınız. Ve akademisyen olmak istiyorsunuz. Süper. Ben geleceğim bu okula diyeceksiniz motivasyon mektubunda. Geldiğinde bakın ben böyle akademik çalışmalar yaptım. Bu alanda araştırmalar yaptım. Gelince şu hocanın da sizin okulundaki şu hocanın da bu araştırmalarına katılmak istiyorum. Böyle hem araştırma yaptığınızı göstereceksiniz, hem kendinizi daha öne koyacaksınız ve bu bağı çok iyi kuracaksınız. Motivasyon mektubunun aslında çok temel kısa özeti bu oluyor. Ve yine paragraf paragraf, neredeyse cümle cümle nasıl yazdığımızı anlattığımız videoda sağ altta ayrıntı isteyenler tekrar yine ona gidebilir. Biz şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Evet. Çete hazır olun. Evet, çete hazır olun. Şimdi kabul aldınız ve ne yapacaksınız? Vizeye başvuracaksınız. Tabii kabul aldıktan sonra böyle bir heyecan, bir mutluluk. Buradaki kız gibi güzel böyle mutlusunuz. Gördüğünüz kabul mektubunuzu. Kabul mektubunuzu gördükten sonra ilk aramanız gereken yer neresi? Chatten cevapları bekliyoruz. Evet, soldaki kız ne olsun adı? Esra olsun. Esra kabul almış, çok seviniyor. Birisini arayacak ilk. Sizce kimi aramalı arkadaşlar? Çete yazarsanız biz de fikirlerinizi okumak istiyoruz. Lütfen çekinmeyin. Çete yazın. Şu an chatte gözümüz. Aslen de böyle. Güzeldi. Sizce kimi arar? Siz kabul aldınız diyelim Almanya'dan ya da istediğiniz okuldan. İlk nereye? Annemi. Devam edelim. İlk nereyi ararsınız arkadaşlar? Evet, devam. Cevapları görüyorum. Biraz daha fikir istiyoruz arkadaşlar. Şu an 94 kişi var. 5-6 chatte yazı var. Evet, devam edelim. TR'deki okulu. Evet, güzel bir bakış açısı. Rehberindeki herkesi. Evet, heyecanlanıyoruz gerçekten. İlk kabul aldığımızda biz de çok mutluyduk. Türk Hava Yolları da iyi. Türk Hava Yolları da güzelmiş. Tabii biletler daha fazla zamlanmadan kapalı. Başka fikri olan yok mu? Kuzenlerimi ararım, dayımı, teyzemi, kankilerimi hiç yazmadınız ya. Vallahi biz öyle cevaplar bekliyorduk. Almanya'daki gurbetçi akrabalarım kim yazdıysa, Kübra Erşan, çok bence bravo. Almanya'da her zaman bence güzel günler bekliyor seni. Çok akıllıca yaklaştın. Sevdiklerimi. Hocam benim bir sorum. Tamam, ona geleceğiz. Okey, o zaman devam edelim. Evet, doğru cevabı bilenler var aslında. Evet, bravo. Bir İrem Çuhadar. Bir de Sevine Orak. Orak. İdata, evet. Doğru cevap İdata'ydı. İdata, Almanya'dan ya da Alman konsolosluğundan vize randevusu almanız için aradığınız bir aracı kurum. Evet, resmi aracı kurum. Konsolosluk evet. Sadece bu aracı kurumla çalışıyor. Aynen öyle. Bu kurumu aramanız, yani kabul neden aldık. Neden ilk burayı aramalıyız? Neden ilk burayı aramalıyız? Yine bu bizim bundan ağzımız yandığı için, evet. O yüzden. Biz burayı aramadık arkadaşlar. Onu evet. Biz kankilerimiz, dayılarımız, teyzelerimiz. Tamam, küçük bir nedense mute olduk ama devam değil mi şu an? Evet. Tamam. Evet, İdata kalmıştık.
Yani biz kankilerimizi, akrabaları aradığımız için o yüzden aslında biraz bize randevusu alma konusunda sıkıntılar yaşadık. Kabulümüzü aldıktan sonra her ne kadar İDAT'ı arasak da biz 2 ay sonrasında ancak randevu alabildik ve bizim okula gelme süremiz bayağı gecikti. İşte Burak mesela oryantasyon haftasını kaçırdı, ben de ortasından yakalayabildim. Bu tarz sıkıntılarımız oldu. O yüzden kabul alır almaz İDAT'ı arayıp bize randevumuzu almanız gerçekten çok önemli bir nokta. Vize randevunuzu da aldıktan sonra hemen tabii ki konaklama araştırmaya başlamanız lazım. Konaklama araştırmak için Almanya'da 4 farklı şekil var aslında, bizim kendi bildiğimiz en azından, öyle söyleyeyim. İlk başta tabii ki Studentwerk, yani devlet yurduna ve başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Devlet yurdu işte bu Studentwerk Frankfurt koyduk biz buraya, ama tabii ki bu Nürnberg'de de var, Münih'te de var. Bütün Almanya'da şehir bazlı olarak Studentwerk bulabilirsiniz. Google'a Studentwerk, işte mesela Frankfurt'ta okul kazandınız. Studentwerk Frankfurt yazıyorsunuz. Oradan işte oradaki yurtların listesini ve başvuru koşullarını görüp başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Studentwerk'te bazen şey oluyor. Başvuru yaparken sizin öğrenci belgenizi istiyorlar. Yani Almanya'da okuduğunuz öğrenci belgesini. Ve siz yeni kabul aldığınızda bu işi yapıyorsanız, size şöyle küçük bir taktik verelim. Studentwerk'in Frankfurt'ta, Studentwerk Frankfurt'a hemen bir mail atın. Deyin ki ben kabul aldım, öğrenci belgem yok, ancak kabul mektubum var, ben bununla başvurabilir miyim? Muhtemelen kabul ederler. O kapıyı da denemeniz lazım. Öğrenci belgeniz yok diye bir ay beklemeyin. O bir ay içinde birçok kişi Studentwerk'e başvuracak. Birçok kişi o bekleme sırasına girecek. O waiting listler uzayacak. Ve ilk dönem belki de bir yer bulamayacaksınız. Şekil abi, ben ilk dönem bulamamıştım buradan. İkinci dönem gelmişti. O yüzden onu mutlaka eklemiş olalım. Evet. Tabii ki sadece Studentwerk ile kalmayın. BCD planlarınız olsun. Bunlardan bir tanesi WG Gesucht. WG Gesucht'ta yapabildiğiniz şey paylaşımlı evler bulabiliyorsunuz. Bu bir platform. Giriyorsunuz Facebook gibi. Giriyorsunuz işte ev ilanları var. İşte ev arkadaşı ilanları var. İşte ne bileyim biz kız arıyoruz, yok bize fark etmez diye böyle farklı farklı filtreler yine burada koyup yine tabii ki fiyat filtresi de koyup oradan yine bir B planı ayarlayabilirsiniz. C planı Facebook grupları. Bence bu konuda her ne kadar Facebook kullanmasak da konaklama konusunda özellikle Almanya'da bu tarz Facebook grupları, mesela işte Frankfurt Accommodation tarzı böyle şeyler yazdığınızda oradan da ev ilanları, ev arkadaşı ilanları bulabilirsiniz. Sonuncu alternatifiniz ise yine de tabii ki durmayın, bunu da bakın, o da yedek planınız olsun. Private dorms, yani özel yurtlar. Tabii bu özel yurtlar deyince böyle hani sabah öğle akşam yemek tabii ki yine yok. Ama burada zaten Almanya'da öyle bir kültür yok. Yemek her şekilde siz hazırlıyorsunuz. Ama mesela bunların mobilyaları daha iyi oluyor. İşte ne bileyim mutfağı içinde oluyor. Daha güzel oluyor. Duvar daha lüks oluyor. Belki daha iyi oluyor. Daha, yani, her şey evet. Daha iyi oluyor. O yüzden işte özel yurt diye geçiyor. Ve bunların fiyatları da tabii ki de ona göre daha fazla oluyor. Sağda da görebildiğiniz gibi aslında devlet yurtları 250-350 euro arasında değişiyor. WG Gesucht'ta bu çok fazla. Facebook gruplarına da bu aralık çok fazla. Çünkü orada aslında bir paylaşımlı eve giriyorsunuz. Bu 300 de olabilir. Hatta 300'den belki düşe de bulabilirsiniz. Evet. 750 de olabilir. 750'den fazla da olabilir. Hani burada bir sınırı çok fazla koyamazsınız. Ama bu tabii ki orada sizin nasıl filtrelendirdiğinize bağlı. Özel yurtlarda genelde 550'den başlayıp 900 euroya kadar gidebiliyor. Evet. Tabii yani 1000-1100'e 1200'e de var da. Onlar tabii ki en pahalı çözüm oluyor. Evet ve bu fiyatlar bilmiyorum söyledin mi? Frankfurt'u baz alarak aldığımız ve Frankfurt Almanya'nın en pahalı şehirlerinden birisi, onu da ekleyelim. Yani Studentwerk'teki kiralar çok değişmiyor şehirden şehire. Aynen. Bizdeki kredi yurtlar kurumu gibi bir kurum olduğu için bunu yönetenler şehirden şehire çok değişmiyor. Ancak bu işte WG Gesucht, Private Dorms gibi yerlerde tabii pahalı şehirlerde daha yüksek oluyor kiralar ve bu rakamlar Frankfurt rakamları aylık arkadaşlar. Kabul aldınız, sonra konaklamanızı aradınız, işte bir şekilde belki ayarladınız. Sonrasında da vize randevunuzu da aldınız. Sonrasında vize görüşmenize gidiyorsunuz. Vize görüşmesinde aslında en önemli 3 belge bu ekranda gördüğünüz. Bunlar dışında herhangi götürebileceğiniz belgeler tabii ki olabilir. Ama aslında ana 3 belge bu ekranda gördüğünüz 3 belge. 1 kabul mektubunuz, 2 sağlık sigortanız, 3 finansal durumunuzu gösteren bir belge. Bu finansal durumunuzu gösteren belge de sizin aylık 861 euroyu alabileceğinize dair bir böyle belge olması gerekiyor. Ben 861 euro benim olacak her ay ve bunu konsolosluğa sunmanız gerekiyor. Başka şekilde sizin orada nasıl geçineceğinizi çok göz önünde bulundurmuyorlar.
Bu finansal durumunuzu gösteren belgeyi nasıl sağlayabilirsiniz? Bir tanesi burs olabilir. DAAD TEV özel ortak bursu var ve aynı zamanda Deutschland Stipendium diye bir Almanya'da üniversitelerin sağladığı, Alman Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı burslar var. Bu burslara tabii ki başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu burslara başvurularınızı yaptıktan sonra bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buradan aylık 861 euro alacağım, tamam. Ama eğer ki 861 Euro'dan az alıyorsanız o kalan kısmını yine bloke hesapla tamamlamanız gerekiyor. Yani bursun ödemesi aylık mesela 500 Euro diyelim. Yani aylık mesela 500 Euro ise o kalan 361 Euro çarpı 12 için sizin bir bloke hesap açmanız gerekiyor. Bu şekilde bir bursla finansal durumunuzu gösterebilirsiniz. Diğer bir seçenek ise bloke hesap. Tamamen bloke hesap. Bu durumda ne oluyor? Aylık 861 euro, yıllık 10.332 euroyu sizin bloke hesapta göndermeniz gerekiyor. Ama eğer ki siz 6 aylık bir dil okuluna geliyorsunuz, siz bu bloke hesabı 6 aylık açabilirsiniz. Ama 1 yıl ya da daha fazla yüksek lisans ya da lisans gibi programlardan kabul aldıysanız, sizden mutlaka ve mutlaka 1 yıllık bir bloke hesap açmanızı isteyeceklerdir. Yani 10.332 euroluk bir bloke hesabı konsolosluğa sunmanız gerekiyor. Tabii ki şunu da söyleyelim. Bu bloke hesaba koyduğunuz paranın bütün kuruşu, sentine kadar daha doğrusu, sizin paranız aslında. Yani bunu siz bir yere hibe etmiyorsunuz. Aynen. Biz siz diyelim ki hemen bir senaryo çizelim. İki yıllık master'a kabul aldınız. Geliyorsunuz. 10.332'lik bloke hesabı oluşturdunuz. O para blokelendi, kilitlendi. Siz görüşmeye gittiniz. Vizenizi aldınız. Almanya'ya geldiniz. Almanya'da istediğiniz bir bankadan banka hesabı açıyorsunuz. Açtığınız banka hesabının IBAN'ını bloke hesap sağlayıcısına veriyorsunuz. Size her ay bu 10.332 euronun 861 eurosunu çözüp yolluyor. Her ay 1 euro fazla çekemiyorsunuz. Bu size yatıyor. Bunu harcamak zorunda değilsiniz. Bitirmek zorunda değilsiniz. Ya da yani size kalmış. Ama bunun her ay size yattığını Alman hükümetinin emin olması lazım. Evet. Bu size yatacak arkadaşlar. Bu sizin paranız. Yine ne yaparsanız size kalmış. Tamamen sizin tercihiniz. Bir yere hibe etmiyorsunuz. Sadece önceden bunu vize görüşmesinde bakın bende bu para var kabaca demek gerekiyor. Son seçenek ise sponsor bulmak. Sponsor bulmak tabii ki çok kolay olmayabilir ama mesela Almanya'daki akrabalarınız size sponsor olabilir. Bu da şu demek oluyor aslında. O kişi diyor ki ben işte Ezgi'ye aylık 861 euro verebilirim ve bunun için bir taahhütname imzalıyor. Siz bunu konsolosluğa sunuyorsunuz ve diyorsunuz ki benim orada işte halam var, bana aylık 861 euro verebilir. Bu da onun taahhütnamesi. Görün, bakın, ona göre bana vizemi verin tarzında bir seçenek de olabilir tabii ki. Bu tamamen sizin nasıl ilerlemek istediğinize bağlı, bu üç seçenekten bir tanesi. O akrabaları ararım diyen arkadaş sponsor olacak diye mi acaba? Evet, olabilir. O güzel, o zaman çok akıllıca. Tabii ki bu konularla da alakalı daha detaylı şeyler öğrenmek istiyorsanız üç tane videomuz var. Bir tanesi burslarla alakalı, ikincisi blok hesaplarla alakalı, hangi sağlayıcılardan ne ve adım adım nasıl açıyoruz? Yani nasıl açıyoruz adım adım? Üçüncüsü de bu üç önemli belgenin aslında nasıl olabileceğini daha detaylı şekilde anlatıyoruz ve tabii ki stres yapmamanız gerektiğinden, evet, motivasyonel bir takım konulardan, evet, bahsediyoruz öğrenci vizesiyle alakalı. Onlara da bakmak isterseniz tabii ki bekleriz. Evet arkadaşlar, son adıma geldik. Sunumda bahsettiğimiz adımların sonuncusuna. Almanya'ya geldik, okuyoruz. Bu sırada çalışmak istiyoruz. Para ihtiyacımız var, tecrübe kazanmak istiyoruz. Öğrendiklerimizi pekiştirmek istiyoruz. Yeni fırsatlar kovalamak istiyoruz. Şimdi iş aramak için bu siteleri mutlaka önceden duymuş olabilirsiniz. LinkedIn Jobs, Indeed, Glassdoor ve Stepstone. Bu siteler Almanya'daki en popüler kariyer siteleri. Bir iki tane daha ekleyebiliriz onlara ama yeterli olacağını şu an düşündük. Şimdi bu sitelerden iş aramak. Aslında burada working student olarak ya da praktikum olarak çalışmak Türkiye'dekinden çok, daha doğrusu bulmak Türkiye'dekinden çok farklı değil. Türkiye'de ne yapıyorsun? Kariyer.net'e giriyorsun, CV'ni yüklüyorsun, firma yolluyorsun. Aynı şekilde burada da bu sitelere giriyoruz, CV'mizi oluşturup firmalara yolluyoruz. Bir de biz çok istediğimiz firmalara, mesela ben şu an SAP'deki işimi, Ezgi de Novo Nordisk'teki işini öyle buldu. Firmanın kendi kariyer siteleri de olur, bilirsiniz. Bir de oradan biz başvuruyoruz, yani ayrıca iki kez değil de İstediğimiz firmaları oradan ayrıca takip ettiğimiz için direkt oradan biz başvuruyorduk. Hani avantaj anlamında değil de öyle bir takip yapıyorduk. O yüzden söylüyorum. Yani aslında başvuruyorsun, mülakatı şarlıyorsun ve geçiyor. Olay bu. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Kafa karışıklığı şurada çıkıyor. İki tip öğrenci sözleşmesi var. Birisi work student, working student. Birisi practicum, intern olarak çalışma. Intern'i biliyorsunuz stajyer. Tamam. Work student ne oluyor? Şimdi ilk önce şunu söyleyelim. Almanya'da
bu galiba çalışma kanunuyla alakalı ya da işçi haktan bilmiyorum. Ancak yıllık ücretli izninizi imza attığınız gün hak ediyorsunuz Almanya'da. Yani Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam bir yılınızı doldurmadan yıllık izninizi hak etmiyorsunuz. Firmadan firmaya elbette değişebilir. Ama Almanya'da böyle bir sistem var. İmzayı attığınızda en azından şu an ikimiz toplam 4 firmada çalıştık. 4'ünde de böyleydi. İmzayı attığınızda yıllık izni hak ediyorsunuz. Bu da ne oluyor? Belki student de olsan, intern de olsan imzayı attığın zaman biz en az yıllık 23 gün aldık. Biz ilk iki firmamızda 30 gün aldık. Evet. 30'ar gün. Şu anki çalıştığımız firmalarda da yıllık 20'ydi. 20'şer gündü. Yani en az 20 veriyorlar. 25-30'a da çıkabiliyor. Firmaya da biraz bağlı. Onu söylemek istiyoruz. Peki farkları ne? Bu yıllık 23 günü aynı. Şimdi arkadaşlar, work student, working studentsanız haftada 15-20 saat çalışıyorsunuz. Kontrat bu bazda gidiyor. Bazen şöyle istisnalar oluyor. İşte bir ay okul tatili oluyor. Sana müdürün diyor ki sen 20 saat çalışıyorsun, gel 35 saate çıkartalım. Paranı arttıralım. Bize işçi lazım diyor. Sen de tamam diyorsun istersen. Şimdi onu geçelim. 15-20 saat çalışıyorsunuz. Saatlik 10 euro ile 20 euro brüt maaş alınıyor. Şimdi biz 2 yıldır buradayız. İkimiz de master yapıyoruz. Sınıf arkadaşlarımız da bu işlerde çalışıyor. Duyuyoruz, ediyoruz, biz de çalışıyoruz. Bu yüzden böyle fiyat olarak böyle bir kafamızda bir şeyler oluştu artık. Duyduklarımızdan ve kendi tecrübelerimizden. Şimdi 10-20 euro böyle bir aralık. Ben ilk okula geldiğimde ilk geldiğim haftada 10-20 demişlerdi bana. Ancak şöyle bir şey fark ettim. Genelde 12 euro ile 17 euro arasında working student maaşları saatlik brüt olarak ödeniyor. Bu 12'nin altını veren ben kendi arkadaşlarımdan duymadım. 17'nin üstünü verenler de çok iyi firmalar. Tabii bazen iyi firmalar da ters köşe yapıp çok düşük verebiliyor. Çok adını bilmediğim firmada çok fazla ücretler ödeyebiliyor. O Türkiye'de de olabilir tabii ki. Öyle bir olay var. Size sırf brütten neti nasıl gidiyor böyle bir örnek de sunmak istedik. Maksat yani yardımcı olmak, kafanızda böyle bir plan yapabilmeniz. Haftalık 20 saat çalışan bir öğrenci saatlik 14 euroya anlaştı diyelim. Brüt 1120 euro oluyor. Net yaklaşık bu maaşlarda, bu seviyelerde %15'lik bir kesinti oluyor. 950 euroya geliyor. Bir de sağlık sigortasını ödemeniz gerekiyor. Yani sağlık sigortasını zaten ödüyorsanız sizin için bir şey değişmiyor. Ayrıyeten yine ödüyorsunuz. Hı-hı. Ama eğer ödemiyorsanız AT11 ile geldiyseniz ücretsiz AT11 ile bu sefer AT11'iniz iptal oluyor çalışırken. Sigorta firmaları böyle söylüyor. Aylık 110 euro öğrenci sigortası yatırıyorsunuz. Yani bu netten bir de 110 euro düşmeniz lazım. Saatlik ücretiniz 17-20 artarsa yine çıkar. Siz mutlaka hesabınızı yaparsınız. Bu gösterge bu hesapta yeterli olacak diye düşünüyoruz. Bir de geçelim interne, praktikuma. Biz bir de şunu söyleyelim. İlk geldiğimizde Ezgi ile Ezgi Merk'te ben PNG'de çalışırken ikimiz de working student'tık. 20'şer saatlik kontratlarda çalışıyorduk. Ve 20 saatlik çalışırken okumak daha kolay. Yani sonuçta intern, şimdi açacağım birazdan, 40 saat oluyor. 35-40 saatlik bir kontrat. Yani 35-40 saat haftada çalışırken okumak pek mümkün değil. Tabii ki yine kişiden kişiye değişir. Evet. Bu yüzden biz ilk geldiğimizde working student işleri tercih ettik. Ben 1,5 yıl, Ezgi 1 yıl orada çalıştıktan sonra, derslerimizi bitirdikten sonra tezimizi yazarken dedik ki nasılsa dersimiz yok. Biz intern işi bulalım. O yüzden şu anki işlerimizde intern haftada 35-40 saat çalışıyoruz. İntern işinde maaşlar biraz farklı ilerliyor. Hemen gösterelim. Şimdi bunları Glassdoor sitesinden aldık. Kaynağımızı belirtelim. Glassdoor sitesinde birçok firmanın birçok şehirde birçok pozisyonunda maaşlarını görebilirsiniz. Biz bunları böyle bir bilinen firmaları böyle biraz çekelim de size gösterelim istedik. Gördüğünüz gibi 1689 Euro'dan var veren var. Ondan sonra 1094 euro var. Deloitte veriyormuş. Yani bu aralıkta 1100, 1600, 1700 aralığında ödeyen firmalar var. Bunlar da brüt ücretler. Buradan da böyle bir %15, %20 bir yine nete düşmeniz gerekiyor. Şimdi düşünebilirsiniz. 40 saat çalışıyorum, bu kadar para alıyorum. 20 saat çalışıyorum, soldaki parayı alıyorum. Working student daha iyi. Bunu düşünebilirsiniz. Çünkü saatlik ücretiniz neredeyse 2 katı daha yüksek. Şimdi burada da şöyle bir anlayış var. İnternsen kendini daha firmaya adamışsın mı diyelim? Daha kolay adapte oluyorsun. Heh. Takımına daha çok zaman geçiriyorsun. Daha çok öğrenme fırsatın aynen oluyor. Öyle. Bu yüzden de internler böyle biraz daha öğrenme odaklıyken. Evet. Yani sonuçta daha az parayla oradasın ya. Working studentlarda öğrenme artı ücret odaklı biraz ilerliyor. Yani bu bizim çıkarımız. Tabii ki farklı insanlar farklı. Ama şurada ben böyle bir şey ekleyebilirim belki.
praktikum yani internken tabii bir takım daha çok sorumluluğunuz oluyor aslında. Tabii. O yüzden hani firmaya biraz daha bağlılığınız artıyor. Ama working studentken işte 20 saatte ne kadar iş, yani bir haftada 20 saat online olduğunuz için hani orada böyle tamamen böyle size bir sorumluluk verdikleri bir iş olmuyor genelde. Böyle işte daha gündelik işleri yapıyorsunuz. O yüzden hani praktikumla working student arasında tabii ki farklar var ama ikisinde de tabii ki çok fazla şey öğreniyorsunuz ve ekstra olarak para da kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Sağ altta da Ezgi'nin Mert'teki işini yaklaşık 1,5 yıl oldu o videoyu çekeli. Nasıl bulduğunu anlattığı ayrıntılı bir video var. Oraya da bakabilirsiniz. Öğrenci maaşı yazıyor. Solda gördüğünüz çok sürprizi kalmadı ama başka konular için tekrar bakabilirsiniz. Bir de şunu söyleyelim son nokta. Öğrenci vizesiyle geldiğinizde yıllık 120 tam iş günü çalışma hakkınız oluyor. Bu 123 günle legal olan her işte kullanabilirsiniz. Okulunuzla alakalı olabilir, olmayabilir. McDonald's'ta çalışabilirsiniz, Deutsche Bank'ta çalışabilirsiniz. Nerede isterseniz. Peki nasıl kullanabilirsiniz? Normalde 120 iş günü aylık 10 güne denk geliyor. Siz isterseniz 12 ay, her ay 10'ar gün çalışın. Mesela working student olarak. İsterseniz 6 ay boyunca 20'şer gün çalışıp bitirin 120 günü, sonra 6 ay çalışmayın. Hı hı. Bunun kombinasyonu tamamen size kalmış. Sonsuz şekilde bunu kombinasyonlayabilirsiniz. Yıllık 120 günü geçmemeniz gerekiyor. Eğer ki ders programınızda zorunlu staj bulunuyorsa, zorunlu stajda çalışırken 120 iş gününden düşmüyor çalıştığınız saatler. Bizim zorunlu stajımız yoktu. Eğer ki 120'yi geçtik. Ama işte de çok çalışmak istiyoruz. Hem gerekli bize iş hem de çok güzel bir öğrenme. İşte bu firmayı çok seviyoruz falan. O zaman kilit nokta yine geliyor. Auslander Behörde'ye yazı yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu işte çalışmak istiyorum. Bu iş benim çalışmalarım için, okumam için çok önemli. O yüzden ben 120 günü de dolduruyorum. 120'den fazlasına gidebilir miyim? İşte belki bana 30 gün lazım fazladan. Bunu bana verir misiniz? Bu izin almanız gerekiyor. Evet. Çalışmazsanız da bir sonraki yıla devredilmiyor 120 gün. Onu da söylemiş olalım. Şimdilik bizden bu kadar. Çok küçük bir soru vardı. Hemen onunla belki de başlarız. Çalışmalarımızın İngilizce mi Almanca mı olduğunu söylemişler. İkimiz de full İngilizce okuduk. Şu an firmalarımızda da full İngilizce çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız güzel bilgiler olmuştur. Umarız çok sıkıcı olmamıştır. Tabii ki sorularınızı bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle ben hazırladığımız birkaç soruyu size sormak istiyorum. Sunumunuz dışında. Sonrasında da chatten arkadaşlarımızın da sorularını yanıtlarız. Şimdi siz kabul şartlarından detaylı bir şekilde bahsettiniz ama ortalamalarınızın çok yüksek olduğunu ve Erasmus yapmanız da çok güzel bir şey. Ama bunu yapmayan bir öğrenci de, ortalaması mesela 3 üstü olmayan bir öğrenci de sizce kabul alabilir mi ya da şansı nedir? Onu sormak istiyorum. Şimdi şöyle, bizim 3 üstü ortalaması olmayıp 2.60-2.70 ortalaması olup Erasmus yapmamış ama Almanya'da okuyan arkadaşlarımız var. Yani Türkiye'den gelmiş. Ya bu var. Elbette var. Bu imkansız diye bir şey yok. İmkansız olsa okullar bunu direkt yazar. Almanlar çok nettir. Ben bunun altını almıyorum der zaten. Bunu mutlaka görürsünüz. Mesela bazı okullarda Alman not sistemine göre 2.0'dan daha kötü olan notlar. Almanya'da 1'in en iyi nottur belki bilirsiniz. 2.0'dan daha iyi olması lazım notunuzun diye requirements'larda yazarlar. Bu ne demek? Senin notun 2'nin altındaysa ben seni almayacağım. Evet. Çünkü çok fazla başvuru alıyor Almanya'daki okullar. Hı. Ve gerekliliklerin bir tanesini uymuyorsanız sizi elemekten çekinmiyorlar. Yani bunu mutlaka söyleyelim. Ama senin sonra dönecek olursak elbette mümkün. Mümkün olmayabilir. Mümkün olmayabilir. Şansı biri daha düşük. Burada galiba biraz motivasyon mektubu önem taşıyor diyebilir miyim? O resimleri aklımıza gelsin. Winch değilse olay elbette. Evet. Bizim varsa elbette. burada en büyük tavsiyemiz eğer notunuz diyelim çok yüksek, İki tane okula başvurmayın. Zaten çok okula başvurmayın. Evet. Ama notunuz 3'ün altındaysa Türk not sistemine göre daha çok okula başvurun. Evet. Değil mi? Yani dediğimiz gibi 2.50 ile kabul alan arkadaşlarımız var. 2.70 ile alan var. Var yani. O yüzden imkansız diye bir şey yok. Ama oran tabii ki vermemiz yani çok doğru olmaz. Evet. Biz de 5'er okula başvurduk yanlış hatırlamıyorsam. 2'şer kabul aldık. 5 kabul almadık. Yani Ezgi bölüm birincisi, fakülte birincisiydi. Ben de fakülte ikincisiydim. Ama farklı bölümler. ama bütün okullar bizi kabul etmedi. Yani demek ki sadece ortalama değil. Sadece ortalama olsa bütün okulların Ezgi'yi kabul etmesi gerekiyor. Yani bunu da düşünmek lazım. Bölümünün uyumunu da düşünmek lazım. Böyle bir cevap verebiliriz. Evet. Bir de Almanya'da kaldığınız süre boyunca en çok hangi konularda zorlandınız? Bunu sormak istiyorum. Yani Almanya'nın olumlu ve olumsuz özelliklerini
bahsedecek olsanız neler olurdu? Aynen. Olumlu özellikleri, olumsuz özellikleri. Baklavalar çok güzel değil. Türkiye'deki insan. Evet. Ya ne diyelim buna? Zorlandık Almanca'da, zorlandık zaman zaman. Hala da zorlanıyoruz. Tabii ki. Almancamız çok yetersiz maalesef. Evet. Almancamızın olmaması en çok beni zorladı. İş ararken. Evet, yani aslında Almanya'da eğer İngilizcenizin dışında bir de Almanca biliyorsanız bu sizi diğer yabancı öğrencilerden çok ileri koyuyor. Benim Amerikalı arkadaşım var bölümden. Hani ikinci dil olarak tabii ki Almanca öğrenmiş. O yüzden gelip burada iş bulma olasılığı daha fazlaydı mesela onun. Hani bu tarz sizi öne atabiliyor Almanca. Onun dışında Almanca dışında başka ne zorladı? Başka ne zorladı? Aileden uzak olmak biraz zor. Tabii öyle şeyler de var. Özellikle ilk defa çıkacaksanız yurt dışına böyle şeyler çok önemli. Yani bizim de kanalımıza bakarsanız belki mesela bazen eğitim konusunda çok zorlanmış mıydınız? Yani Türkiye'deki üniversitelerinizden sonra Almanya'daki üniversiteyle karşılaştıracak olsanız daha zorlanmış. Şimdi bizim o sendrom adı vardı. Bizim özel bir sendrom bulduk. Ne? Birinci dönem sendromu. Evet, birinci dönem sendromu. Bunu bize ait. Evet. Çünkü şimdi Türkiye'den Almanya'ya gelince aslında eğitim sistemi farklı. Çok büyük farklılıklar olmasa da farklı. Burada da bazen işte böyle ezberleyip girdiğimiz sınavlar da oluyor. Yani zorlandığımız nokta bence en başta bu eğitim sisteminden çok hocaların bize anlatış şekli oldu. Bir de Alman İngilizcesi biraz farklı. Hollandalı'nın İngilizcesi biraz daha farklı. Yani her dilin İngilizcesi biraz daha farklı olduğu için hocaları anlamak biraz zor oluyor. Onun dışında hocalar daha çok şey istiyor. Yani ben İzmir'deki okuduğum okulla, daha doğrusu pardon Manisa'daki, Manisa Cevahir Üniversitesi'nde hocaların benden beklentisiyle, buradaki hocaların benden beklentisini kıyaslıyorum. Tamam belki diyebilirsiniz ki ama Burak birisi master, birisi lisans. Evet doğru ama yine de farkın bu kadar olmaması gerekiyor. Hı-hı. Ya da belki bu kadar oluyor yani. Aynen. Bir de bir diğer şey de burada biraz sınavlar daha farklı. Daha doğrusu ben kendi üniversitemle karşılaştırabilirim sadece. Yani burada bence sınavlarda biraz daha zor sorulara daha az puan veriyorlar ve bu yüzden çok fazla soru oluyor. Evet. Ve aslında sizin bir paragraf ya da iki paragraf yazdığınız soru dönüp baktığınızda 3 puan, 4 puan. Yani bu sefer kesinlikle diyorsun ki ben neden bu kadar zamanı 3-4 puan için harcadım, gitseydim başka soruyu harcasaydım diyorsun ama gidiyorsun o soru maksimum 5 puan hani ama yine de uzun bir soru. Evet. Hani bu evet tarz böyle tabii ki eğitimde bazı farklılıklar var, zorlandığımız yerler de var. Aslında sınav kağıdı böyle geliyor değil mi bazen? Aynen. Yani bazen 30 sayfa bir sınav kağıdı gördüm ben bir kere, bir korktum açıkçası. O yüzden hani ilk dönemde bu tarz şeylere alışması biraz zor oluyor. Ama ikinci dönemde bunları daha kolay diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki tamam ben başardım artık. Alman sistemine alıştım. Yani evet yapabilirim. Üçüncü dönem çok daha kolay oluyor. Dördüncü dönem daha kolay oluyor. Beşinci dönemde bazen teziniz yazıyorsunuz. O zaten daha da kolay oluyor yani. Evet öyle bir şey var kesinlikle. Ben ilk dönem iki ay derslere girdim çıktım. Diyorum Allah'ım ben ne yapacağım, kalacağım. Türkiye'ye geri döneceğim. Ve boşu boşuna burada para harcamış olacağım. Okulu bırakacağım. Bir gün babamı aradım. Baba dedim bak ben burada her ay kalıyorum ve şu kadar para yiyorum. Ve ben bu olmayacak yani ben kalamayacağım, geçemeyeceğim derslerden dedim. Hani ne yapsak falan. O da sağ olsun çok destek oldu. Ailelerimiz bize çok destek oluyorlar. Ama yani insan ilk dönem yapamayacağını sanıyor. Ve bu inanın çok iyi öğrencide oluyor. Yani belki seneye burada olacaksınız ve belki aynı duyguları paylaşacaksınız. Lütfen bu söylediklerimizi unutmayın. Yani isteyip okulunu geçemeyen çok yani yok arkadaşlar. Yani hep arkadaşlarımıza bakıyoruz. Aynen. Çalışıp yapıyorlar. Siz de yaparsınız ama yapamayacağınızı sanıyorsunuz. Yani belli bir kısım. Sanın ama yapıyorsunuz. Evet öyle. Yani unutmayın. Hani merak etmeyin. Bizde bu çok oldu. İlk dönem çok zorlanmıştık. Ama sonrasında güzel şeyler oldu. Evet. Bu arada Selma Haziran gibi Almanya'ya geleceğim. Getireyim size baklava demiş. Valla Selma süper. Kuru baklavalar var ya onlar. Bir de uçakta şerbet akmıyor. O yüzden istiyorum. Güzel oluyor. Onu teşekkür ederiz. Bir de Ulaş Cibü yazmış. Selamlar Cibü'ye. Her zaman üniversitelerimize buradan tekrar selamlar. Evet, selamlar. Devam Ceyda edelim. Ben birkaç tane daha soru sorayım. Sonra tekrar chat'teki kısma döneceğim. Chat'te çok anda, soru var Ceyda abi. Evet, chat'te çok soru var. O yüzden kısa keseceğim ben tamam sorularımı. Şu anda lisans okuyan öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur diye soracaktım son olarak. Hani şunu yapın, mutlaka lisans hayatınızda bunu yapmalısınız diyeceğiniz. Mesela bir topluluğa katılmak olabilir diyerek. Kesinlikle. Topluluğumuza selam. Kesinlikle olabilir. Yani
Söyle. Yoksa... Belli, ne söyleyeceğimiz belli. Söyle. Yani... Tek bir tane istiyorsanız. Evet, tamam. Tek bir tane istiyorsak. Ortalamanız yüksek tutun arkadaşlar. Evet. Yani ilk baktıkları şey bu. Ezgi'nin bölümüne 1600 kişi başvurdu. 60 kişi aldılar. Nasıl eleyeceksin? Yani bir ortalamadan her okul için değil. Yani yine diyorum 3'ün altındayım. Öyle bir şey yok, merak etmeyin. Okul sayısını arttırarak başvurunuz, bu sorunu çözebilirsiniz. Ama yani bunu çok kullanıyorlar. Ortalaması düşükleri eleyen çok okullar. Özellikle dünyada ilk 500'deki okullar bunu çok yapıyor. Bu yüzden ortalamalarınız çok önemli. Ha, diyebilirsiniz bu okulda kolay da ortalama yüksek yaptılar, bu okulda düşük. 3-10 ortalamayla bölüm birincisi olduysanız, böyle okullar da var, onun kağıdını alın. Evet. Derece yaptım diye. Onu önceden koordinatörle mailleşerek başvuracağınız okulun, bunu izah edin, anlatın. Böyle şeyler de var. Tabii ki ortalama tek kriter değil. Az önce tabii de söylediğiniz gibi. Kesinlikle değil. Çok fazla şey var. O yüzden o kadar çok belge istiyorlar zaten. Ama ortalama ilk elemeyi geçmeniz için önemli bir kriter. O yüzden ortalamanız ne kadar yüksek tutarsanız ikinci adıma o kadar geçme şansınız artar. Evet. Ama daha sonrasında gönüllü aktiviteler. Biz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda çalışmıştık yaklaşık 2 yıl. Güzeldi. Hem bize çok hayata bakış açımızı değiştirdi. Hem de başvururken ben orada yaptıklarımı da anlattım ve güzel şeyler de oldu. Onun dışında hızlıca söyleyecek olsak Erasmus gibi staj olur, şey olur, yurt dışı tecrübeleri de yine çok önemli. Bazen şey oluyor, bazı okullar, herkes bunu lütfen bütün okullar böyle yapıyor anlamasın. Bazı okullar şey yapıyor, bu öğrenci yurt dışından gelecek, ilk defa belki buraya gelecek. Başarılı olabilecek mi? İstiyorlar ki kabul ettikleri öğrenciler mezun olsun, bitirsin diplomasıyla, yani bunu istiyorlar. Bu yüzden de öğrenci daha öncesinde Erasmus yapmışsa, bir de Erasmus transkripti, Erasmus aldığı notları iyiyse bunu yüklemeniz sizi süper öne çıkartabilir. Küçük de bir tüyo vereyim. Erasmus'ta sadece partileriniz, iş çalışmanız, notlarınız çok kötü. Sakın onu yüklemeyin. O bazen sizin ana transkriptinizin bile önüne geçebilir. Erasmus'a gittiyseniz de Erasmus'ta notlarınızı yüksek tutmanız sizi çok 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 bonus verecektir. Çünkü şunu diyorsunuz. Bak, ben daha önce bir dönem geldim. Bak benim notlarımı burada ne kadar güzel yapmışım. Ve ben şimdi 2 yıllık geleceğim. Bu yaptığım benim yapacağımın teminatıdır gibi. Yani bu mesajı vermek de çok önemli. Bu da yine yerim motivasyon mektubu. Evet. Peki şu an son zamanlarda bunun videoda da yapılıyor. Görmüşsünüzdür. İşte Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir kasiyer kazandı falan diye. Gerçekten öyle mi? Hani yani Almanya'da bir kasiyer bile Türkiye'deki bir mühendisten daha mı çok değer geliyor, daha mı mantıklı? Siz bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Ben söyleyeyim mi? Şöyle söyleyelim. Öncelikle Türkiye bir mühendis kaybediyorsa Almanya bir kasiyer değil, mühendis kazansın. Bence ilk hedefimiz bu olsun arkadaşlar. Belki o kaybedilen Türkiye'deki mühendis Almanya'da bir şeyler öğrenip yarın öbür gün tekrar Türkiye'ye bomba gibi dönebilir. Atatürk'ün de böyle bir sözü vardı. Birazdan bulup hata yapmamak için ben size söyleyeceğim o sözü. Bu çok önemli. İlk önce biz de mesajlar alıyoruz. Yani mesela bir şey okumuş Türkiye'de, Almanya'ya geleyim şunları yapayım. Yani şimdi işi yapan insanları ayırmayız. Ancak bazı işler bazı işlerden daha zordur. Biz niye okuyoruz? Daha kolay işler yapabilmek için, daha sevdiğimiz işler yapabilmek için. Yani biz bazen üzülüyoruz aldığımız mesajlarda. İnsanlar ne pahasına olursa olsun gelmek istiyor. Bu kadar değil, bu kadar olmamalı. Tamam, gelmek istiyorsun, bakın biz de buradayız. Ama yani ilgi alanlarınızda, okuduğunuz alanlarda gelirseniz hem dünyaya daha faydamız olur, hem bir gün Türkiye'ye döndüğümüzde ülkemize daha çok faydamız olur. Dönmüyorken, buradayken de şu an biz size nasıl anlatıyoruz? Bir gün birine telefon açar, ona faydası olur. Yani... Tam kasiyer kaybetmesin Almanya. Almanya'da en azından bir mühendis kazansın ki o mühendis belki hem dünyaya hem de Türkiye'ye dönüşte daha yararlı olabilir. Ben bunu söyleyeceğim. Evet, kesinlikle. Şimdi sorulara bakıyorum. İrem sormuş, master için IELTS zorunlu mu diye. Galiba çoğu okul için zorunlu ama IELTS olmadan alan okullar da var mı Almanya'da? Şöyle, IELTS ya da TOEFL ikisini mutlaka ister üniversiteler. Eğer bazen böyle çok istisnalar olabiliyor, eğer ki lisansınızı %100 İngilizce okuduysanız bunun kağıdını da kabul eden üniversiteler var. Ama bunlar çok istisnai durumlar. Yani %90'ına genelleyebilirim. Evet, IELTS ya da TOEFL istiyorlar. Şunu da söyleyelim, Almanya'da full İngilizce olan programların sayısı zaten az. Siz Almanca bilmiyorsanız, Almanya'da okumak istiyorsanız İngilizceyle okulların listesi çok daralıyor. Bir de IELTS'iniz, TOEFL'ınız yoksa, ben hazırlık okudum bunun ya da %100 İngilizce okudum bunun sertifikasıyla başvurmak istiyorum diyorsanız seçenekleriniz çok az oluyor. Yani ben sanmıyorum ki hazırlık okudum belgesiyle her X bölümünü Almanya'da okumak isteyen bir öğrenci 4-5 üniversite bulsun. Evet, bayağı o yüzden %90'ına genelde. Yani size çok tavsiyemiz sınavınızın sertifikasını alın ve onunla başvurun, seçenekleriniz artıyor. Daha çok başvuru daha yüksek şans demek. Evet.
Onur sormuş, 21 yaşındayım, Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Diplomam Almanca çevirili, yeminli tercüman ve noter onaylı demiş. Ve bir tane Almanca bir şey yazıyor, ben bilmiyorum ama. B1 kurs görüp Türkiye'de GÖTE sınavına gireceğim. Kazandıktan sonra ne gibi yol izlemem lazım demiş. Akla bakıcı olarak geçiyor. Evet, mikrofon açtı şu anda. Onur, istersen mikrofonunu açıp da sorabilirsin. Evet arkadaşlar, çok özür dilerim Onur. Sorularınızı sesli de sorabilirsiniz. Bizim için evet, çünkü çok fazla soru gelmeye başladı. Evet, ama tabii ki siz soranlar yazıya geçmişsin. Lütfen çekinmeyin, şarkı söyletmeyeceğiz sesli sorulara. Ben hasta bakıcı olarak geçiyorum Almanya'da. 21 yaşındayım. Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Evet. Burada atama olmadığı için kaldım. Birinci sorum, B1 kurs yerine gidiyorum şu anda. GÖTE'de sınava gireceğim. TELSE ve GÖTE'de A1 ve B1 olarak iki sınava gireceğim. Bundan sonra belge aldıktan sonra ne gibi yol izlemeliyim? Birinci sorum o. İkinci sorum ise Alman meslek okullarına CV atıp beklemem mi gerekiyor bu belgeyi aldıktan sonra? İş bulmak için mi? Evet. Yani Alman meslek okullarına hem meslek yapıp hem de oturum almak için. Anladım. Meslek yapmak için bu Ausbildung'larda şöyle bir şey oluyor. İş bulduktan sonra bulduğunuz iş alanında eğitim ve çalışma beraber götürülüyor, biliyorsundur sen de. Bu yüzden evet, İş bulmak burada çok önemli. Yani okullara bunu mail atarak yapman ne kadar sana sağlıklı sonuç verebilir bilmiyorum. Hiçbir şey kaybetmezsin, o doğru. Ama genelde şöyle söyleyeyim, sağlık konusu bize çok uzak maalesef. Sadece birkaç tanıdığımızdan yola çıkarak söylüyorum, lütfen bağışla, çok iyi bilgi veremeyeceğim. Doktor olarak gelen insanlar burada hastanelerle tek tek görüşüp, hastanelerin başhekimiyle atıyorum mülakat yapıp iş kabulünü aldıktan sonra geliyor. Yani sanıyorum sende de böyle olmalı. Evet. Çünkü aynı sektör ve bazı gereklilikleriniz var, onu da sağlıyorsunuz. Çünkü Almanya'da okuyup Ausbildung yapanlar direkt yine doktorlarla ya da işte aile hekimleriyle iletişime geçip yine aynı şekilde orada evet, İş bulduktan sonra ilerliyorlar. Ama tam senin sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli vaktinizi aldım. Ne demek? Teşekkürler. Galiba Muhammed şimdi sormak istiyor. İstersen mikrofonunu açıp sorabilirsin. Sen de az önce el kaldırmıştı. Evet, tabii ki. Sesimi duyabiliyorsunuz evet, galiba. Evet, duyuyoruz. Merhaba. Kamera da açtım. Merhaba. Muhammed'le bir saat konuşuyoruz. Evet. Ezgi ve Burak, çok teşekkür ederim. İlk öncelikle zamanınızı ayırıp bilgi verdiğiniz için hepimize. Şimdi benim yaklaşık 3 tane sorum var. Bunlar çok uzun olmayan ama belki cevapları uzun olabilecek sorular. Birinci soru sponsorluk hakkında. İkinizin de ben bloke hesap ile geldiğini zaten videolardan izleyerek öğrendim. Sponsorluk hakkında çevrenizdeki arkadaşlarınızdan sponsorluk metodunu kullanarak Almanya'ya giden ve bununla bir sıkıntı yaşamayan kişi var mı? Çünkü oturma izni alırken galiba banka hesabında hala bir maddi gösterme bekliyor Almanya. Yani tamam, benim akrabam var, ben sponsorlukla gidebilirim deyip hiç parasız da gidilmiyor aslında diyebiliyorum. Siz ne biliyorsunuz bu konuda? Çok yakınlarımızdan yok. Öncelikle onu söyleyelim. Bizim bildiğimiz bir şu var. Şimdi Almanya'daki akrabalarınız ya da tanıdıklarınız neden bunu da yani buna çok yanaşmayabilir? Gelin açık konuşalım. Şimdi diyelim ki siz o paranın hepsini teyzeniz var Almanya'da. Almanya'daki teyzenizden değil de büyük bir kısmını Türkiye'deki ailenizden alacaksınız ama ay ay alacaksınız. Bu yüzden bloke hesap yapamıyorsunuz. Bu yüzden sponsorlukta gelmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar, burada bir çekince olursa Almanya'daki akrabanızdan şu yüzden olabiliyor. Eğer o kağıdı alıp konsolosluğa giderseniz, vize alırsanız, o akrabanıza dediniz ki sen o kağıdı ver, ben senden para almayacağım, yeter ki hani geçeyim o barajı ve geleyim. Şimdi şöyle bir şey var. Siz Almanya'ya geldikten sonra, yaparsınız yapmazsınız ayrı ama şöyle bir kural var. Siz Almanya'ya geldikten sonra teyzeniz size para yollamıyor çünkü zaten para yollamayacak diye düşündünüz. Hani öyle bir ayar yaptınız aranızda. Siz gidip yabancılar polisine benim teyzem bana taahhüt vermişti, şu an para yollamıyor derseniz, taahhüt verdiği süre boyunca, aylık belirttiği miktar boyunca hükümet ya da devlet o parayı zorla alır maaşından, teyzenizin size yatırır. Yani sonrasında ilişkileriniz ne olur bilmiyorum ama yani böyle bir olay var. Bu yüzden insanlar çekiniyor. Ayrıca siz burada bir suç işlerseniz o suçtan sorumlu olmak değil de o suçla ilgili başı ağrabiliyor. Evet. Burada size sponsor olan insanın. Bu yüzden sponsorluk bulmak çok zor. Bu yüzden sponsorlu yakın arkadaşımız da bizim yok.
Ausländer Behörde, yabancılar ofisine gittiğinizde para isteme kısmını tam emin değilim ya. Orada da farklı farklı yöntemler ama var diye. Ama Fahat demişti yani şey yapıyorlar. Ben istediğimde şey yapabilirim, o parayı alabilirim. Yani sponsorluk tabii, tabii, mı? Tabii tabii tabii. İşte yani farklı yöntemler var. Sadece bloke hesap istemiyorlar değil mi? Ha, evet evet tabii aynen. Ki. Evet yani orası öyle. Benim bildiğim öyle. En azından gerekliliklerde yani oturma izine başvururken bildiğim kadarıyla sponsorlukta da başvuru yapabiliyorsunuz. Ama belki de eyaletten eyalete, şehirden şehire değişiyor olabilir. Bu konuda tam emin değilim. Evet. Diğer sorun. Hızlıca alalım. Diğer sorun VPD belgesiyle alakalı. VPD belgesinde ilk ücret ödemesi yaptığımız zaman 75 euro ödeyeceğimizi, ondan sonraki başvurularımızda da 30 civarı bir şey ödeyeceğimizi biliyoruz. Bu her üniversiteye yani her üniversite başına 75 ve sonrasında 30 şeklinde mi gerçekleşiyor? Hayır. Yoksa en ana olarak 75 ondan sonra? Aynen öyle. Berlin'e başvurdum 75, Nürnberg'e başvurdum 30, Münih'e başvurdum bir 30 daha. Ve bir üniversite için? Evet, pardon. Bir üniversite için bir adet VPD belgesi aldığım zaman o üniversitedeki birçok bölüme başvurma hakkım oluyor mu, yoksa ayrı ayrı tekrar almam mı gerekiyor? Genellikle oluyor. Bir de küçük bir taktik verelim. Biz bunu sormuştuk. Bazı üniversiteler, mesela şöyle bir şey var. Sen Münih Üniversitesi'ne başvuracaksın. VPD'sini aldın. Berlin'deki üniversiteye de başvuracaksın. Berlin'de de bir VPD alman lazım. Berlin'deki üniversiteye gidip şunu diyebilirsin. Ben Münih Üniversitesi'nden VPD aldım. Üniversite daha fazla prosesle uğraşmak istemiyorum. Onun VPD'sini size yollasam kabul eder misiniz? Bunu sorabilirsin. Buna evet derlerse bununla yürü edebilirsin. Hani hayır derlerse de korkma, bir şey olmaz. Senin adını bir kenara alıp bunu silelim, bu diğer üniversite. Öyle bir şey yapmazlar. Bunu sorabilirsin. Bir 30 euro buradan bir kar edebilirsin. Bunu da küçük bir taktik olarak verelim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Tamam mı sorular Muhammed? Sen de. Tamam. Çok teşekkürler. Çok kısa bir soru var. Oradan o zaman başlayalım. Geriye gidelim. Hem insanların çok zamanını almayalım. Olur mu Ceyda? Evet. Bir de bazı sorular sunumda zaten cevaplandı arkadaşlar. YouTube kanalımızdan onları izleyebilirsiniz. O yüzden onları atlayacağız. Tamamdır. Kubilay Yazoğlu. Kubilay, senle YouTube'da acaba şey yaptık mı? Mailleştik mi? Yorumlaştık mı? Olabilir. Biz Instagram'da sanırım mesajlaşmıştık. Yalnız ben toplantıya gelemedim maalesef. Uymadı bana saatler. Frankfurt'taki toplantı. Okay, tamam. Nürnberg'de yaşıyorum ben de. Aynı okula gidiyoruz Ezgi. Daha doğrusu Ezgi bitirdi de ben daha yeni başladım. Tamam, güzel. Öyle mi? Tamam. Kubilay şöyle, Fiksiyon Bescheinigung, vizeniz bittiğinde arkadaşlar genel bir bilgi verelim. Oturma izniniz varken, merhaba Kubilay. Oturma izniniz varken... Oturma izniniz henüz gelmediyse vizesiz ortada kalmayın diye Fiksiyon Bescheinigung geçici bir belge veriyorlar. Bu belgeyle Türkiye'ye çıkabiliyorsunuz. Ama Türkiye'den de gelebiliyorsunuz. Ama bunun için en güzel kaynak havalimanı polisini arayın, deyin ki benim Fiksiyon Bescheinigung'um var. Onun üstündeki 3-4 tane satır var. Kanun yasa var. Kanun yasa. Yasa var. Orada işte 81.3, 81.1 var. Onlardan bir tanesinin çarpılı olması gerekiyor ki yurt dışına çıkıp girebilesin. Bunu havalimanının polisini arayıp sorarsan sana net cevap verir. Evet. Mesela sen Frankfurt'tan mı gireceksin? Frankfurt'taki havalimanı polisini ara. Hemen açarlar. Konsolosluk gibi ulaşması zor değil onlara. Hemen açıyorlar. Benim böyle var. O sana soracak. Hangi kutu işareti? Sen de söyleyeceksin. O da diyecek ki girebilirsin. Diyecek ki giremezsin. Ezgi'de böyle bir olay vardı. Aynen. Hangi kutu işareti ezberde değil, o yüzden yanlış bilgi vermeyelim. Ama Ezgi girip çıkabildi onlar onay verdikten sonra. Bilgin olsun. Hatta bir ertesi gün başka bir polisi ara, hani kesin böyle o yanlış bir bilgi vermemiş olsun. Öyle bir garantileyebiliriz. Bir önceki soruya dönsek o zaman. Allah. Benim bir sorum daha vardı aynı mesajda da. Evet. Ben başvurduktan sonra oturma iznine iş buldum. Şu anda çalışıyorum. Yalnız başvururken bulmadığım için bunu belirtmemiştim. Sizce bunu sonradan arayıp söyleyeyim mi? Bir yararı olur mu? 120 günün hala geçmedin. Onları hiçbir şey söylemeden çalışabilirsin şu an. Evet. Yok, çalışmak için demiyorum. Hani belgeyi alabilmek için, kolayca alabilmek için belirteyim mi dedim. Ay yok, onu ilerletmez bence. Bence de ilerletmez. Tamam, teşekkürler. Tamam. O zaman Ceyda, başa mı dönelim? Nasıl yapalım? Hızlıca ilerlemek için. Ben ara ara bir taramaya çalışıyorum soruları. Mesela Büşra sormuş. Erasmus yaptım. Orada A1 seviyesinde Almanca dersi almıştım. Onun belgesini almak işe yarar mı sizce demiş. A1 Almanca sizce ne kadar faydalı olur? Okul Almanca istemiyorsa? Bir kere şöyle bir şey var. Okul Almanca istiyorsa ya Göte ister, Göte Institute'den bir sertifika ister ya da TESDAF falan ister.
O yüzden derste aldığı sertifikanın ben geçerli olacağını düşünmüyorum şahsen. Ama eğer ki okul herhangi bir Almanca ek yeterlilik bir şey istemiyorsa zaten gerek yok Almanca'ya. Tamamdır. Pardon, bir iki okul başvurusunda görmüştüm. Sanırım benim Göte Frankfurt Üniversitesi'nde de vardı bu. Ekstra dil bilmek sizi biraz öne geçiriyordu. Bunu belirtmişlerdi. Ama diyordu ki ekstra dil bilginizi en az o dilin resmi B2 sertifikasıyla kanıtlamanız lazım. Mesela şu an tamamen aklıma geldi. Böyle şeyler de olabiliyor. Hani A1 belki Ezgi'nin dediği gibi katılıyorum. Evet, bu arada bölümümüzden Hakan Hoca size çok teşekkür etmiş. Evet, ben de onu gördüm mesajı şimdi. Biz de çok teşekkür ederiz. Merhaba. Size katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ömer sormuş, bölüm İngilizce terimlerini okulda öğretiyorlar mı? Sonuçta her kelimeyi bilme şansımız olmuyor. Önceden çalışmalı mıyız diye sormuş. Bölümün İngilizce kelimeleri... Zaten İngilizce seviyesiyle gittiğimiz için galiba belli. Evet. Yani... Bence şey değil, önceden yani okulda öğretmiyorlar. Evet, öyle bir o ders olmuyor. O zamanla gelişen bir şey yani. Evet, öyle bir şey olmadı en azından bizim okullarımızda. Yaren söz almak istiyor. İstersen mikrofonunu açabilirsin Yaren. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederiz bu hap bilgiler için. Çok yararlı oldu benim için de. Ben bir şey sormak istiyorum. Şu an makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim ve Erasmus yapıyorum aynı zamanda. Ama... Bir yandan da şu an IELTS TOEFL'a hazırlanmaya başlama aşamasındayım. Evet. Neleri, hangi sırayla yapmam gerekiyor onu araştırıyorum açıkçası. Ve aslında ben Almancamı da sertifikalandırıp öyle gitmeyi düşünüyordum. Ama eğer sadece İngilizce bir master'a başvuracaksak ve yanında yine çalışmak istiyorsak part-time, working student veya intern olarak yine de bir Almanca sertifikasına ihtiyacımız var mı? Yoksa sadece IELTS TOEFL'la alan okullar yeterli olur mu? Yani şansımız bu kadar yüksek olur mu? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Almanca biliyorsan ve bu Almancan B2 ve üstü seviyedeyse kesinlikle onu sertifikalandırman senin için çok önemli. Çünkü Almanca biliyorsan hem iş imkanları senin için daha fazla olur hem başvuru okul için okul seçeneğin çok daha fazla olur. Çünkü Almanya'da sadece İngilizce ile okuyabileceğin bölüm sayısı 15-20 belki daha biraz daha fazla. Tabii yani. Ki şeye göre, alanlara göre. Tabii alanlara göre, aynen. O yüzden hani Almancayı B2 ve üstü seviyesinde biliyorsan, bir okuldan kabul alabilecek kadar biliyorsan, yani Almanca okuyabilecek kadar biliyorsan, evet kesinlikle önemli olur. Ama eğer ki yok ben zaten Almancayı A1, A2 biliyorum. Hani bir sene, iki sene harcamam lazım Almanca öğrenmek için. O yüzden sadece İngilizce ile girmek istiyorum diyorsa sadece İngilizce bölümlere başvuracaksan Almancanı sertifikalandırman yine okula bağlı. Bazı okullar mesela her ne kadar %100 İngilizce de olsa A2 Almanca isteyebiliyor. Mesela Ansbach Hochschule var. Oradaki üniversite işte %100 İngilizce ama A2 Almanca istiyor. En az A2 Almanca istiyor. Böyle prensipsel kuralları da oluyor. Bunları kaçırmayabilirsin. Ama iş konusuna gelirsek Almanca sertifikanın olması Almanca bilmek seni iş olarak çok seçeneklerini arttırıp öne getirir. Ama sertifikanın olması bunu yapmaz. Neden? Belki Türkiye'de yapar. Şimdi burada sen interview'a mülakata girdiğinde mülakattaki kişi çok çok büyük ihtimalle Almanca biliyor olacak. Seninle 5-10 dakika Almanca muhabbet edince senin Almanca seviyenin o ortadaki işi yapıp yapmayacağını anlayacaklar. Dolayısıyla kimse sertifikana bakmayacak. Aynı şekilde İngilizce sertifika, benim hiçbir işimde IELTS sertifikamıza bakmadılar. Konuşuyor mu? Konuşuyor. İşi yapar mı bu dille? Yapar. Aslında tek bakılan bu. Evet. Okullar için Ezgi'nin dedikleri tabii ki. Anladım. Peki şartlı kabulle alakalı bilginiz var mı? Mesela Almanca belli bir seviyeye kadar geçirsek sonrasında şartlı kabul alsak. Öyle bir şey yapabiliyorsun tabii. Şartlı kabul alınca da işte bir sene sanırım ya da 6 ay mı? Ne işte dil okuluna gidiyorsun Almancanı geliştirmek için. Öyle bir şey yapabilirsin tabii ki. Evet ama bazı okullardaki A2 bil gel 6 ayda şu ol. Bazı okullardaki yok şartlı kabul için bile B1 lazım. Yani bazıları böyle şeyler, B2 diyor. Bazıları yani B2 diyor. Kimisi yani. Hiç istemez. Yani böyle şeyler var. Bölüm araştırmak, listelemek çok önemli. Anladım. Peki teşekkürler. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Ayla ve Ulaş el kaldırmış. Sırayla Ayla'dan başlayalım o zaman. Merhabalar, öncelikle Burak'la Ezgi'ye çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Benim sorum şu an daha doğrusu okuduğunuz üniversitelerdeki bölümlerden memnun kaldınız mı? Özellikle Göte tarafını inceliyorum ben de, International Management bölümünü.
artılarıyla eksileriyle bir değerlendirebilecek kısaca olursanız şey yaparsanız bilgilendirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ne okudun Türkiye'de? O önemli biraz. Söyler. İktisat okudum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Çok kısa bilmeyenler için belki sen biliyorsundur. Frankfurt Avrupa'nın finans merkezi. Almanya Merkez Bankası Frankfurt'ta. Avrupa Merkez Bankası Frankfurt'ta. Frankfurt dünyadaki iki merkez bankasının olduğu tek şehir. Bu yüzden burası bir finans merkezi. IT anlamında da çok iyi bir merkez. Eğer finans konusunda bir kariyer düşünüyorsan Frankfurt bölgesini kesinlikle tavsiye ederim. Frankfurt olmazsa Mannheim, Mainz, Darmstadt, Wiesbaden tarafları olabilir. Burası finans için cennet gibi bir şey. Ben finans üzerine bir kariyer planlamıyorum. O yüzden tam o kadar söyleyemeyeceğim. Ama finans, ekonomi, iktisat kesinlikle okuldan bağımsız olarak bir kez Frankfurt'u ve bu çevreyi tavsiye ederim. Çok fazla firma var. Onun dışında okula gelirsek de okulda eğer finans ve accounting, muhasebe okuyacaksan çok fazla seçenek var. Kesinlikle tavsiye ederim. Hiçbir eksisi yok. Belki tek eksisi çok zor dersler. Özellikle finans ve accounting'de. Ya bizim geçenki finans kürsüsü başkanı eski Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesiydi. Bir önceki Almanya'daki Merkez Bankası yönetim kurulu üyesiydi. Yani finans konusunda çok çılgın bir yer. Süper şeyler öğrenirsin ama çok çalışmaya hazır ol, onu söyleyeyim. Eğer finans konusunda bir kariyerde hedeflemiyorsan marketing modülü var, managerial economics modülü var. Ben onlar üzerine uzmanlaştım burada. Onları tavsiye ederim, çok güzel. Ama İngilizce, full İngilizce olarak bazen opsiyonların azalıyor. Almanca kurslar açılıyor. Yani daha doğrusu bir ders Almanca açılıyor. Alamıyorsun Almancan yoksa. O bir eksi olabilir. Ben bir iki dersi istediğim halde alamadım çünkü Almancaydı dersim dili. Ama finans, accounting, İngilizce kesinlikle çok fazla opsiyon var. Bunu söyleyebilirim yani kısaca. Peki şeyi sormak istiyorum. Bu marketing tarafını elektif olarak kursları mı seçebiliyorsunuz yoksa bütün program mix and match. Bir tane etik kursu etik diyorum. Dersin. Evet doğru söyledim. Bir tane etik dersi seçmen zorunlu. 5-6 tane etik dersi içinden. Onun dışındaki bütün kredilerini ister hepsini finansına al, ister hepsini marketingden, yani tamamen mix and match. İstediğin gibi şey yapabiliyorsun. Hiçbir zorunlu ders yok. Öyle söyleyeyim. Tamamdır. Ezgi'ye de bir sormak istiyorum. Nürnberg'den memnun kaldın mı? Onun dışında önerebileceğim bir şey var mı? Ya tabii ki okul eğitim olarak güzel, çok güzel şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Bizim okuldaki eğitim biraz daha farklı. Bizde almamız gereken 60 kredi zorunlu ders var. Ama mesela bu 60 kredi atıyorum 18 tane zorunlu ders var. Sen bu 18 tanenin 12'sini seçebiliyorsun. Bu tarz bir eğitim sistemi var. Geri kalan 30 krediyi de seçmeli derslerden seçip 30 kredini de tezinden tamamlıyorsun. Bu şekilde bir sistem var bizde. Kesinlikle Nürnberg'de de iş bulma imkanları, farklı iş bulma imkanları demeyeyim tabii ki, o kişiden kişiye değişir de bence orada da çok güzel firmalar var. Yine imkanlar fazla. Ama sadece bence biraz oradaki firmalar daha Almanya bazlı olduğu için, daha Alman firması olduğu için biraz daha Almanca'ya önem veriyor olabilirler. Özellikle mesela Siemens'i örnek verebilirim. Siemens bence Almanca'ya çok önem veren bir firma. Onun dışında tabii ki BMW var ve Audi var. Onun dışında araba firmaları olduğu için onlar zaten Almancasız çok zor kabul ediyorlar. Bu tarz tabii Nürnberg'in dezavantajları var. Frankfurt'un avantajları tabii ki çok uluslararası bir şehir. Nürnberg biraz daha böyle daha az uluslararası kalır diyeyim. Öğrenciler dışında çok fazla öyle uluslararası kişilerle karşılaşamıyorsunuz yolda yürürken mesela, ama burada İngilizceyle de işinizi çok rahat yürütebiliyorsunuz. O yüzden İngilizce iş bulmak burada biraz daha kolay Frankfurt'ta. Ama dediğim gibi Nürnberg'teki ben eğitim sisteminden, okuldan, hocaların kalitesinden, evet, derslerimin içeriğinden, her şeyden çok memnunum. Sadece benim şansım orada iş konusunda çok yaver gitmedi. O yüzden Frankfurt'a geldim. Ama onun dışında orada çalışan, aynı bölümde okuduğum, orada çalışan çok fazla arkadaşım var. Adidas'a giren, Puma'ya giren çok fazla arkadaşım var. Adidas Puma'da dünya headquarter arkadaşlar. Aynen. Öyle bir şubesi değil. Orada merkezleri. Siemens aynı şekilde, çok fazla Siemens'te çalışan arkadaşım var. Ama dediğim gibi benim işim orada rast gitmedi. Ama kesinlikle kötü diyemem. Şehir olarak da, eğitim olarak da, imkanlar olarak da bence bir Frankfurt kadar çok iyi bir çevre olduğunu düşünüyorum. Almanya'nın kesinlikle o yönde her şehrinde bir avantajı olduğu zaten aşikar. Bir de şeyi sormak istiyorum size. Bu Hochschule ile üniversite arasındaki temel olarak fark.
Mesela araştırdığım zaman Hochschule Berlin'de mesela inanılmaz envai çeşit programları var. Ama ranking sıralamasına baktığımız zaman 1400-1500 bandına denk geliyor. Berlin University of School of Economics and Law öyle bir okul vardı. Tam adını doğru söylemediğine eminim de kırmızı ayılı bir logosu var. O yok mu? O sizin bahsettiğiniz Hochschule Berlin. Okay. Ekonomikle alakalı olan galiba. Sizin bahsettiğinizi anladım ama. Tamam. Evet, tamam. İkisinin farkı aslında... Bu soruyu Almanlar da cevaplayamıyor. Hani bu soru öyle çok şey gibi olmuş. Bu endüstri mühendisliği ne iş yapar sorusu gibi. Evet, olabilir. Evet. Ya anladığım kadarıyla hani Hochschule biraz daha pratiğe dönük. Üniversite biraz daha teoriye ama hani... Aynen gibi diyebiliriz. Doğru. Yani 1400 sıralamasına çok bakma aslında. O yüzden biz de dedik. Hani ilk 500'deki üniversitelerden dışına da çıkın, daha fazla yere başvurun ki orada da çok güzel bölümler oluyor Hochschule'lerde. Şöyle bir farkı var. Üniversiteler aslında tam İngilizcesi research university oluyor. Yani daha araştırmaya dayalı, daha böyle teorik size bilgileri veren, işte ne bileyim daha böyle uzun sınavları olan, işte böyle daha araştırmaya dayalı. Tam Türkçe böyle oluyor. Ama Hochschule biraz daha senin de dediğin gibi pratiğe dayalı oluyor. Genelde mesela Hochschule'lerde, yüksek lisanslarda bir staj dönemi, staj semestri oluyor. Hani böyle bir fark ben söyleyebilirim açıkçası. Evet, evet kesinlikle pratiğe dayalı. Mesela ben Erasmus'umda Technische Hochschule Ingolstadt'ta yapmıştım. O da bir Hochschule'ydi. Ya şöyle bir şey var biraz. Şimdi açık konuşalım. Hochschule'lerdeki dersler daha pratiğe yatkın olduğu için, dayalı olduğu için sanki biraz daha kolay mı diye sorabiliyorsunuz. Biz bunu soruyoruz. Ben özellikle hem Hochschule'de okumuş hem de şu an üniversitede okumuş bir insan olarak Almanya'da. Bunu soruyu kendime soruyorum, kendi gözlemlerimden. Onu söyleyeyim. Onun dışında etikete bakalım bir de. Şimdi üniversitelerin etiketleri genellikle daha iyi arkadaşlar. Ama etikete ne kadar bakılıyor? Evet. Yani Technische Hochschule Ingolstadt. Bir Hochschule. Ama Audi'ye gidin. Audi Ingolstadt'ta bulunur. Merkezi oradadır. Bir sürü fabrikası oradadır. Arabalar orada üretilir. Orada dizayn, her şey oradadır. Yarısı Hochschule'den mezun. Evet. Almanya'da çok iyi şirketlerde Hochschule'den mezun insanlar var. Yani etiket mi? Yani üniversite etiket mi? Evet, biraz etiket. Ama o etikete ne kadar bakılıyor? Türkiye'deki kadar bakılmıyor. Türkiye'deki bugün bir Boğaziçi'nin çok iyi bir etiketi var. Ben keşke Boğaziçi'ni okusaydım. Ya da ODTÜ'de. Okuyamadım. Çok iyi etiketi var. Piyasa o etiketi istiyor Türkiye'de. Burada istiyor ama o kadar değil. Hochschule'de okuman çok dezavantaj olmuyor. Ya da bazı şeyler vardır böyle. İşte X firması, Türkiye'den bahsediyorum. X firması şu 5 üniversite dışındakileri kariyer.net'te otomatik geliyormuş abi. Böyle derler. Mutlaka duymuşsunuz. Yani böyle şeyler burada öyle yok. Öyle söyleyelim. Hochschule'de okuman sana bir dezavantaj oluşturmayabilir. Avantajları da olabilir. Biz de Hochschule'ye başvurduk. Hatta Ezgi bir tane Hochschule'den kabul almıştı. Sonra burayı seçmişti. Buradaki dersleri daha çok beğenmişti diye. Yani bilmiyorum cevaplayabilir. Yani çok karmaşık bir soru öyle biraz. Kesin bir çizgi yok ikisinin arasında. Evet. Yani çünkü ben şunun arasında gidiyorum açıkçası. Şimdi Goethe'de International Marketing var ve benim biraz daha alanım Digital Marketing tarafına evrileceğim için mesela şeyde de Berlin Hochschule'da da Digital Business Management üzerine bir bölüm var. Hani o yüzden de hani artılarıyla eksileriyle baktığım zaman ne tarafa yönelmeliyim sorusu o yüzden biraz evet. Daha hani sizin yol göstermeniz açısından önemli aynı bilgiler. Evet. O yüzden birazcık orada o zaman son olarak şöyle kısa bir şey söyleyeyim bu konuda. Dünya sıralamasında bir üniversite düşünelim Almanya'da. Ama bulunduğu bölümde, bölgede yakında 100 kilometre menzilde hiç senin istediğin gibi firmalar yok, hiç senin istediğin endüstri yok. Bir de bir tane Hochschule var. Dünya sıralamasında değil. Belki Almanya'da yarısı bilmiyor o ismi. Ama Audi'nin yanında mesela. Ve sen Audi'de kariyer düşünüyorsun, otomotivde kariyer düşünüyorsun. Kesinlikle oraya git. Okula sadece bakmayın. Okulun bulunduğu bölgeye bakın. Çünkü o bölgedeki üniversiteler, daha doğrusu o bölgedeki firmalar üniversiteleri besliyor. Böyle yani bu bağı ben çok iyi gördüm Almanya'da. Türkiye'de de var. Ama burada sanki biraz daha yüksek. O yüzden okulun adı, tipi en az oradaki firmalar kadar önemli. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum sana. Teşekkürler. Ulaş'ın da sorusunu alıp yavaştan kapatabiliriz. Evet, Ulaş da el kaldırmış. Bizim zamanımız var Ceyda. Çok pardon Ulaş. Biraz daha kalabiliriz. Çok soru var. Bu kadar. Sağ olsun insanlar bize katlandı. Evet, çok ilgi var. Hala buradasınız. Teşekkür ederiz arkadaşlar herkese. O yüzden biraz daha kalalım. Şey yapmayalım. Hızlı hızlı biraz cevaplandıralım. Sana uyuyorsa eğer. Yok, evet, bizim Ulaş için sıkıntı yok. Ben de hızlıca bir teşekkür edeyim sunumunuz için.
Ben de CHB'den mezunum bu arada. Evet. Benim sorum, ben şimdi TOEFL alacağım. Hatta en yakın sınav alacağım. TOEFL'da şöyle bir opsiyon var. 4 tane üniversiteye otomatik olarak sonucunuz gidebiliyor. Bu bir risk midir? Almalı mıyım? Eğer şeyse, yoksa evrakları sonradan çıktısını alıp göndermek mi daha iyi olur? Konu hakkında bir bilginiz, fikriniz var mı? Şimdi zaten TOEFL'da 4 tanesinden sonra sanırım okullara 20 dolar mı? 5 dolar. 20 dolar mı? 5 dolar mı? Öyle bir şey değil. Tamam, peki sen... Ücret karşılığında. Şimdi evet, ücret karşılığı. Ama IELTS'e sertifikanı yolluyorsun, kodla kontrol ediyor, IELTS'e bedava. O yüzden hatta biz IELTS seçmemizin temel sebeplerinden biriydi. Sorduğun soru risk değil, yollayabilirsin. Şimdi şöyle bir şey var, dil sınavlarında genel olarak bir okul 100 istiyorsa, 105 istiyor yani TOEFL'dan. Sen 105 aldıysan okey. 115 alan adam senin önüne geçmiyor. Çünkü genel bu gerekliliklerde, bu dil şeyinde bunu aldıktan sonra diyorlar ki tamam diğerlerine bakalım. Yani okulların genelde böyle bir bakış açısı var. Dolayısıyla sen zaten istenilen puanı almadıysan, o sonuç gittiyse zaten okula gidemeyeceksin. İstenilen puanı aldıysan da çok daha fazla üstünü alabilir miydim diye düşünmene gerek yok. Barajı geçmen dil şartı için yeterli. Çünkü daha bakılacak çok şey var, okullar diğerlerine geçiyor. Yok, baktığım okullar arasında 80 ila 105 arasında bir yelpaze var ve birçok okula başvuru yapacağım dediğiniz gibi, tavsiye ettiğiniz gibi. Ama mesela eğer 85-90 arasındaysa ve 105'i istiyorsam tekrar girme gibi bir opsiyonum da var önümde. İlk gönderdiğim düşük puan beni riske atar mı, onu soracaktım. Asıl sormak istediğim olay bu. Benim de aklıma bu soru takıldı sen konuşurken. Yani onu bir yerde saklarlar mı? Benim adıma kötü bir imaj bırakır mı? Ya bence bunun için en güvenilir kaynak bölümün koordinatörü. Evet. Ben olsam ona sorardım. İşte ben 85 aldım. Size yolladığı TOEFL ne, kim yapıyorsa. ama ben bir daha girdim. 105 aldım. Siz 105 istiyorsunuz. Benim sistemdeki puanım işte güncellenir mi? Hatta isterseniz ben daha iyi not aldığımda size tekrar hatırlatma maili yollarım. Güncelleyin diye vesaire vesaire. Evet, aynen. En iyi yolu galiba. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Muhammed Maral, evet, Ingolstadt'ta sen de başvuracaksın. Tavsiye ederim kesinlikle. Ingolstadt biraz küçük bir şehir. 100 bin nüfuslu. Türkiye'de özellikle büyük şehirlerden gidiyorsan biraz sıkılabilirsin. Burada işte biraz da az şeyler var falan. Öyle şeyler olabilir. Ama okul çok güzeldi. Hocaları güzeldi. Otomotivde kariyer hedefliyorsan, Almancan da varsa Audi seni bekliyor. Çok çabala, umarım hani oraya da girersin, orada bir şeyler yaparsın. Genel olarak tavsiye ederim. Evet, hatta pardon, Ingolstadt'ta okurken bir etkinliğimize Audi 15-20 yıl sonra çıkaracağı üstünde direksiyon olmayan arabayı kampüse getirip ortaya koymuştu. Biz böyle bakmıştık, vay ne oluyor falan diye böyle. Hani araba gerçekten gidiyordu araba. Sadece gidip söylüyorsunuz ya, hani görüyoruz ya filmlerde. İşte ben buraya gideceğim diyorsun, direksiyon yok. Yani o arabadan, ve araba yapılmıştı arkadaşlar, prototipti yani. Orada araba. Sadece geliştiriyorlar. Yani böyle şeyler de var, böyle havalı şeyler de yapıyor okul. Evet Ceyda, sendeyiz. İsterseniz soruları siz de okumaya devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Melike sormuş. Bu akreditasyonla alakalı benim bilgim yok. Çünkü hiç gerek duymadık. Benim okulum şu an var mı bu bilmiyorum. Yani Cerabiyar'ım var mıydı? Kâtip Şerif'im bilmiyoruz. Çünkü siz üniversite olunca onlar zaten şey yapıyor. Notunuzu çeviriyor. Ve oluyor arkadaşlar. Yani biz bunları pek araştırmadık. Çok bunlarda zaman kaybetmenize gerek yok. Bir şey yazayım. Anabeam. Bu sitede şey yapabilirsiniz. Akreditasyon numarasına bakabilirsiniz. Her okulun lisenin var. Ama dediğim gibi varsa hiç hangi akreditasyon falan gerek yok. Hemen başvuruya başlayın. Tamam. İrem sormuş. Evet. Almanya'da gönüllü staj yapıyormuş. 2 ay kalmış ve iş aramada Almancası olmadan sizce şansı nedir? Çok faktör var. Okuduğum bölümler, tecrübelerin. O yüzden ne kadar sağlıklı bir cevap verebiliriz bilmiyorum İrem. Ama Almanca bilmemek bizim de iş bulmamızı her zaman erteleyen, seçeneklerimizi azaltan bir yöntem. Bilmiyorum, biraz şey kaldım. Değil mi? Evet. Bölüme bağlı, işte ne bileyim, yaptığın geçmişteki tecrübelerine bağlı, çalıştığın alana bağlı, çalıştığın alanın o çevrede olup olmadığına bağlı. Her şey çok fazla faktör var. Ve ne kadar başvuruna da bağlı. Burada bir iş bulmak için 100'den fazla başvuru yaptığımızda oluyor. Bunu da belirtelim. 5 başvuru yapıp 3'ünden mülakat teklifi alıp 2'sinden öyle olmuyor. Burada da çok çabalıyoruz.
Evet, sonra yukarıda bir soru var. Lisans dili Almanca, Begüm sormuş. Yine de bir Almanca sınavına girip dil seviyemi belgelemem gerekir mi diye. Lisans dili. Okulda galiba İngilizce değil, Almanca olarak eğitim almış. Tamam, o zaman İngilizce için verdiğimiz cevabın aynısı. Evet, yani eğer Almanca okul kabul ediyorsa tamam. Ama az okul kabul eder. Ama, her zaman sertifika aynen. almak iyidir. Evet. Her zaman. Tamamdır. İrem evet, teşekkür etmiş. Arkadaşlar diğer sorular yukarıda kaldı. Eğer atladıysak tekrar sorarsanız ya da el kaldırabilirseniz gözden kaçırdığımız bir şey varsa. Erasmus stajı hakkında hızlı şunu söyleyelim. Biz çok istedik. Çok rahat olmadı. Ezgi sen bir iki tane İngiltere'de startup'ta şey yapmıştın. Dedim pardon. Evet öyle bir şey olmuştu. İki tane firmayla görüşmüştüm. Öyle bir tecrübem olmuştu evet ama çok bir bilgim yok açıkçası. Çok yani gitmedin yani. Yok gitmedik. İki tane çok yakın arkadaşım yaptı. Memnun kaldılar evet çok eğlendiler. Güzel de şeyler öğrendiler. Dilleri için, CV'leri için çok büyük katkıları oldu. Eğer ki böyle bir şansın varsa, firmayı ayarlayabiliyorsan, kabul aldıysan Erasmus stajı için bence yapabilirsin. Sadece şunu söyleyelim. Almanya'da staj anlayışı, yani Türkiye'de bir aylık staj yapıyoruz arkadaşlar. Zorunlu stajımız bir ay. Bütün okulların böyle değil. Hatta mesela benim okulum böyleydi, değiştirdiler şimdi. Bu anlayış böyle Almanya deyince o nasıl falan oluyor. Burada 6 ay istiyorlar stajları. Hadi olmadı 4 ay, hadi olmadı 3 ay. Yani 1 ay, 2 aylık staj yani bilmiyorum böyle samanlıkta iğne aramaya benzer Almanya için. Diğer ülkeleri bilmiyoruz. Bu yüzden biraz format bizim uymuyor Almanya'ya en başta. Firma 6 ay seni çağırınca ha belki şey diyebilirsin. Ya beni yeter ki 6 ay çağırsınlar ben okulumu dondurur gelirim falan. Ama şöyle bir şey var bence. Erasmus stajı dendiğinde o biraz daha kısa tutulabiliyor. Ama işte firmalar buna yanaşmak istemiyor. Yani büyük firmalarda evet bence de evet. O tarz sıkıntı. Evet. Biraz küçük firmalara gitmek lazım. Biraz içeriden referanslarla ilerlemek lazım. Evet. Biz çok denedik. 100'den fazla başvuru yapmışızdır İngiltere almış. Evet Erasmus stajı için ben de çok istemiştim. Başvuru yapmıştım. Bir pandemi oldu gidemedim. Ondan evet, sonrasında yani. Da gerçekten bence çok erken araştırmaya başlamak lazım. Biz okula, başaramadık. Hiç iyi bir evet şey gerçekten zor. Özellikle Almanya bir 6 aylık bir çalışma istiyor gerçekten. Ki okulda 2 ay söylüyor. Evet. 62 gün zorunlu. O yüzden orası biraz sıkıntı oluyor. Kaan teşekkür etmiş bu arada. Yayın süper. Muhammed, Maran. Evet. Kaan, biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Muhammed'e sorusuna cevapladık. Muhammed el kaldırıyor. Konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Benim ilk öncelikle bir yorumum var. Erasmus stajıyla alakalı. Ben de çok fazla aynı sizin gibi başvuru yaptım. Yaklaşık 200 taneye yakın başvuru yaptım. Şirketlere başvuru yaptığımız zaman evet 6 aylık bir süreç olmadığı için kabul etmeye yanaşmıyorlar. Ama benim çevremdeki üniversitemde bulunan arkadaşlarımın çoğu üniversite seçeneğini tercih ediyorlar bu noktada. Yani üniversitelerde araştırma yapan hocaların yanında araştırma görevlisi olarak staj yapabilirsiniz. Yani bu opsiyonu da düşünün ve hocaların ilgi alanlarını araştırıp onlara mail atarak hani şansınızı pandemi sürecinde yükseltebilirsiniz. Kesinlikle katılıyoruz. Bunu biz de duymuştuk. Biz yapmamıştık ama gerçekten yani çok, olabilecek bir çok iyi bir yöntem. Hele akademik kariyer düşünüyorsanız. Akademik kariyer düşünmüyorsanız bile o hocayla bir araştırma yaptınız. O alan alakalı başka bir okulu yüksek lisansa başvurusu yapsanız siz yarın motivasyon mektubunda ne yazacağınızı herkes biliyor şu an. Evet bu yayını izleyenler ve sizin detaylı evet. videonuzu. Var. Süper yorum yani teşekkür ederiz kesinlikle. Evet. Yorumumun dışında final bir sorum var. Tamam. Final soru olarak siz az önce başvuru yapmaktan korkmayın. Eğer gereksinimleri karşılıyorsanız fazla yerlere başvurmaya özen gösterin dediniz. Sizin tecrübenizde red aldığınızı, kabul aldığınızı biliyoruz. Sizin bir ortalama öneriniz, yani biraz abez bir soru ama ne kadar üniversiteye başvursak o kadar iyi, fakat ne kadar üniversiteye başvursak kararsızlık seviyemiz de o kadar artıyor ve buna koyduğumuz emek de artacak. Motivasyon mektubu, VPD ücreti. O yüzden öneriniz ne bu konuda? Ben bir rakam veremem. Tamam, peki. Sen verecek misin? Sen ya ben 5 okula mı başvurduk? 5'er okula. Evet. Özgeçmişinize güveniyorsanız transkrip, stajlar vesaireler 5 okul ben optimum diyebilirim. 7 falan süper de hani mesela öyle söyleyeyim. Evet. Ama kesinlikle haklısın. Mesela ben Münih Teknik Üniversitesi'nin çok önemli, çok uzun bir yazı istiyordu. Sırf o yüzden ona başvurmadım.
Belki kabul almayacaktım tabii ki. Almanya'nın çoğu konuda en iyi üniversitesi. Ama mesela aklımda kaldı, başvursam olur muydu? Bu dediğini çok iyi anlıyorum. O yüzden ya nasıl bir tavsiye? Uyuma bakın arkadaşlar. Dönüp bakın hangisiyle evet. Daha çok uyuyorsunuz. Bir de bence burada önemli bir faktör zaman. Ne kadar çok zamanınız varsa o kadar çok başvuru yapabilirsiniz. Tabii maddiyat da çok önemli. Çünkü her başvuru bir para dediğin gibi Muhammed. Yani o yüzden optimum tamamen size kalmış. Ama 5 üniversite, 6 üniversite, 7 çok güzel. Bu sayılar olabilir tabii ki. Bir de şu küçük öneride bulunalım. Bizim bir tane videomuz var. Nasıl ret yedik diye YouTube'da. İlgilenenler gidip izleyebilir daha sonra. O videoda şunu söyledik. Uyum çok önemli. Eğer ki... ne söyleyeceğimi unuttum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz birbirimizin okulundan da ret aldık mesela. O okul beni reddetti. Ezgi de benim okulumdan ret aldı. Ama ikimiz de sonuç olarak oraya girdik. Şimdi okullar uyuma çok bakıyor. Ve bu uyumu bazen... Şimdi diyelim ki makine mühendisliği okudunuz. Makine mühendisliği yüksek lisansı yapacaksınız. Tamam, uyum konusu sorun değil. Örnek veriyorum. Ben endüstri mühendisliği okudum. International Management Master yaptım. Uyum konusunda çok büyük soru işaretleri çıkıyor. Ve 10 tane okul var. Hangi 5'ine başvuracağım? Zaman, para kısıtlı. Doğru mu Muhammed? Senin soruna geliyor bu da. Şöyle bir şey var. Ben ne yaptım? Önceden araştırmaya başladığım için 30 tane bu bölümde bulunan üniversite buldum. 30'unda koordinatörlerin mail adresi, not aldım. Hepsine transkriptimi yolladım arkadaşlar. Bakın yani bunu söylüyorum. Hepsine transkriptimi yolladım. Notlarımı göstermek için değil. Aldığım dersleri göstermek için. Ve hepsine dedim ki, kibarca şu an hızlı olsun diye biraz kabaca söylüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Benim bu dersler sizce uyum sağlıyor mu? Bana ne tavsiye edersiniz? Başvurmalı mıyım? Hatta ya tabii ki de bana bir oran, sakın oran sormayın. Almanlara rakam soruyorsanız onu hesaplamadan size söylemezler. Sakın oran sormayın. Ne düşünüyorsunuz deyin. Mesela Ezgi'nin okulu bana dedi ki biz senin başvurunu tavsiye etmiyoruz. Ve beni reddettiler. Çünkü çünkü mühendislik istemiyorlardı. Aynen, ben de olacaktım. Yani istemiyorlar. Bak söyledi adam bana. Ama ben gittim başvurdum ayrı. Çünkü çok güzel bir okul. Almanya'nın Ezgi Üniversitesi Almanya'nın en inovatif üniversitesi seçildi. Reuters tarafından. Avrupa'da da ikinci. Yani istedim. Olmadı. Sıkıntı yok. Ama hani bunu demek istiyorum. Ama ne zaman başvuru var? Okulun Nisan'da başvurusu açılıyor bir ay. Siz Mart'ın sonunda gidip bu maili atarsanız sizin o maile cevap alma ihtimaliniz çok düşük. Çünkü çok yoğun koordinatörler. Cevap alsanız bile iyi bir cevap alma ihtimaliniz çok düşük. Nisan'da mı başlıyor başvuru? Gidin Aralık'ta mail atın, güzel bir cevap alabileceksiniz. Cevap gelmedi, 10 gün sonra çok sık bahsetmeye gerek yok ama 10 gün beklediniz, hemen bir tane follow-up mail atın. Mümkünse sizin için bu konuda yardımcı olucu olursanız çok süper olur vesaire, güzel, kibarca. Yani böyle koordinatörlerin bir fikrini alabilirsiniz eğer ki lisans ve yüksek lisansta derslerinizin uyumu biraz kafanızı kurcalıyorsa. Evet. Benim de çok kafamı karıştıran... Kafamı çok karıştıran bir noktaydı. Koordinatörlere sormalı mıyım yoksa onlara sorduğum zaman kötü bir imaj oluşturabilir mi? Başvuru sürecinde negatife kayabilir mi diye düşünüyordum. İyi oldu onu söylediğiniz. Teşekkür ederim. Zaten bir sürü mail alıyorlar. Yani sana kim gidecek, senin adını kenara not alacak falan. Yok merak etme. Hatırlamayacak yani. Evet. Aynen öyle. Hiç hatırlamayacak yani. Tamam, ya öyle şeylerde bir şey olmaz. Rahat olun. Almanya'da çok hassas konular. Irkçılığa çok karşılar. Yani ırkçılık çok kötü bir şey. Tüm dünyada kötü bir şey. Evet, onu da soracaktım. Hiç siz maruz kaldınız mı? Ha, o ay tabii. O ay. Ama yani böyle yani ne diyeyim? Hani ırkçılık kötü bir şey. Başka ya böyle ayrımcılık, böyle konular kötü. Bunun dışında böyle sizi kafaya takmazlar ya. Yani hani öyle söyleyelim genel olarak. Irkçılık, Ceyda'nın sorusuna gelelim. Biz kişisel olarak herhangi bir ırkçılığa maruz kalmadık. Ama tabii ki bu Almanya'da ırkçılık asla yoktur demek değil. Yani bu Almanya'da ırkçılık tabii ki var ama sadece Almanya'da yok. Türkiye'de de var. Çoğu ülkede var zaten. İngiltere'de de var, Hollanda'da da var. Her yerde olan bir şey. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz birbirimizden. Evet. Yani ikimiz birbirimizden ayrışıyoruz bir şekilde. Evet. Ama biz kişisel olarak bir ırkçılığa maruz kalmadık tabii ki. Çünkü böyle ortamlarda da bulunmadık açıkçası. İkimizin üniversitede de çok uluslararası bölümler, okuduğumuz bölümler daha doğrusu. Hani Hintli de var, Yunan da var, işte ne bileyim Belarus'u da var. Hangi 60 kişi kaç pasaport var sizin bölümde? 60 kişi 40 pasaport var. Bizde de 40 kişi 23 pasaport var arkadaşlar. Yani ayıramıyorsun çok zaten. Çok karışık ortam. Hani evet. O yüzden... Biz kişisel olarak ne iş yerinde ne de okulda böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama tabii ki karşılaşanlar olmuş. Asla yok diyemeyiz. Dünyanın her yerinde kötü insanlar var. Almanya'da da var. Dünyanın her yerinde yani herkes şerefli değil. Herkes ahlak düzeyi herkesin çok yüksek değil yani. Ve ahlak bel altından da ibaret değil tabii ki de.
Evet, aynen öyle. Sedat bir soru sormuş. Merhaba, ben Bakım Ünü'den şartlı kabul aldım ve Temmuz'daki dil kursuyla başlamayı düşünüyorum. Ama pandemiden dolayı online olma ihtimali olur mu? Oradaki tahmini durum nedir? Galiba koronavirüs olayını soruyor. Uğur Şahin'e bağlanalım. Burada. Evet, Ezgi'nin şirketi Uğur Şahin'in şirketiyle aynı mahallede. Yani, acaba evi de yakın mı? Neyse. Bence online olmaz. Benim hissiyatım bu yönde. Çünkü bizim yani okul şu anda diğer dönemin online olmayacağını söyledi. Bizimkiler de gayet %100 fiziksel Türkiye'de bir dönem. Türkiye'de de öyle devam ediyor. %100 fiziksel bir dönem planladığını söylediler. Yazın daha da iyi olduğunu düşünürsek, yani daha düşük vaka sayısı olduğunu düşünürsek, böyle çok garip bir varyant çıkmazsa ben sanmıyorum ki online olsun. Ben de öyle aynı şekilde. Evet. Şu an yeni soru gelmiyor. Galiba sorularımız bitti. Var mı arkadaşlar son soru böyle evet, yollayan? Son soru varsa alalım onları. Yani şu an 41 kişiyiz. Hala buradasınız. Gitmiyorsunuz. Gerçekten yani bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar demek ki bize katlanabiliyorsanız bu bizim için önemli bir şey. Bir soru mu geldi? Büşra sormuş. Almanca dil okulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Almanya gelip katılmak iyi olabilir mi? Sıfırdan başlamak için diyorsa. Sıfırdan mı için diyorsun Büşra? Bekliyoruz cevabını. Biz teşekkür ederiz. Evet, sıfırdan. O zaman bence yani evet. Bence biraz Türkiye'de geliştirip gelsen senin için daha avantajlı olur. Evet, yani böyle bir B1'e kadar gelip belki buraya gelmek daha iyi. Çünkü ilk seviyelerde Almanya'da olman ne kadar fark ediyor? Çok fark etmiyor. Ama yine İngilizce konuşacaksın çünkü. Evet. Ama Almanya'da olunca ne kadar para harcayacaksın? Yani bütçenin de bir kısıt olduğunu varsayarak şu an cevaplıyorum. Hı-hı. Belki bütçe hiç sorun değil. O ayrı. Bütçe hiç sorun değilse buyur gel. Ama bütçe kısıtlıysa ilk kurları Türkiye'de geçirmek bence daha iyi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Yollayın gelsin. Ayla el kaldırdı. Sesli mi soracaksın Ayla? Evet. Tekrar evet. Bir soru sormak istiyorum size. Şimdi süreci başlattıktan sonra kabul edilip edilmediğimiz deadline'lardan sonraki süreçte mi bize iletiliyor? Yoksa daha önceden de kabul aldığımız iletilebiliyor mu deadline'lardan önce? Deadline'lardan önce kabul aldığınız çok zor iletiliyor yani. Çok zor. Yani çünkü şunu düşünüyorum, sözünüzü kestim. İngiltere'yi de aynı zamanda düşündüğüm için şimdi mesela İngiltere'den kabul alma durumunda bir sürecim olacak önümde. Atıyorum bir aylık ya da iki aylık ne kadar süre bilmiyorum. Onlara o şeyi verene kadar Almanya'yı da aynı şekilde beklemem durumunda kalacağım. Bu da uzun bir süre zarfı. O yüzden de iki taraftan birini elemek zorunda kalacağım. Evet, yani evet. Zor bir karar. Onu nasıl şey yapabilirim, yönetebilirim diye düşünüyorum. Evet, var mı? Ya bir de şöyle bir şey var. Almanya'da mesela atıyorum deadline Nisan'da, Temmuz'a açıklayacağız diyor. Senin kabulün Ağustos sonunda gelebiliyor. O da şöyle oluyor. Temmuz'da 40 kişi alıyorlar. Sonra bir waiting list çıkartıyorlar. Bu bekleme listesine 100 kişiyi koyuyorlar. Bu ilk kabul ettikleri 40 kişiden her kabul etmeyen için. Zaten kabul edince de şey diyorlar. Bakın okula seni kabul ettik. 2 hafta içinde, 3 hafta içinde bize confirmation ver. Bunu vermezsen seni siliyorlar. Waiting listten birini çekiyorlar. Proses böyle yürüyor. Böyle olunca da sen belki bekleme listesinde kalıyorsun. Temmuz'da kabul alacakken Ağustos'ta bile alabiliyorsun ya da alamıyorsun. Yani bu süreç çok uzuyor. Bu zor bir konu ya Ayla. Yani evet, o konuda evet. Biraz tereddütlerim var yani. Evet, tabii haklısın. Teşekkür ederim. Bir de Murat el kaldırmış sanırım. Merhaba, iyi akşamlar. Benim sorum, merhaba. Almanya'da şimdi yüksek lisans için gereken 10.000 avroluk bir şey var. Teminat göstermemiz gerekiyor. Bunun için hani yeni mezunların çok da bütçesi olmadığı için birikimleri. Ben de hani bankadan kredi çekmeyi düşünüyorum. Önerir misin? Gerçekten bunu daha sonrasında bir şekilde ödeyebilir miyiz? Yani oradaki yaşam standartları bakımından, iş koşulları bakımından düşüncelerin nelerdir? Bir de ikinci bir soru var. Bunun devamında onu sorabilirsem. Ha, tamam. Her şey yolunda giderse planladığın gibi. Ne planlıyorsun tabii onu bilmiyorum ama. Ben kredi çekmedim ve bir şeyler planlıyordum. Gelirim bir yıl sonra iş bulurum vesaire vesaire. Eğer kredi çekseydim, bu planladığım gibi her şey gitseydi ben bu krediyi öderdim muhtemelen. Ama her şey planladığım gibi gitmeyebilir. Bu o kadar büyük bir risk ki. Ya tabii sonunda ölüm yok ama risk yani. Tabii ki farkındasın bunun. Farkında olmasan zaten bunu şu an dile getirmezsin. Çok zor bir soru Murat. Her şey yolunda giderse ödeyebilirsin. Ama her şey yolunda gitmeyebilir. Maalesef ki hayat her zaman.
Yani bunu söyleyeyim ben sana. Ama her şey yolunda giderse, ne bileyim, mezun olursun. Ondan sonra işte yıllık 50 bin euro brütte bir işe başlarsın. İşte ayda 500 euro, 1000 euro kenara atarsın. Anlatabildim mi? Çok böyle kapsamlı cevaplıyorum. O zaman ödersin. Ama ödemeyi de bilirsin. Ama şunu söyleyelim. Biz genel tavsiye, bir yıllık bloke, yani sizin 10 bin euronuz var. Ama 2 yıl okuyacaksınız. 20 bin euro lazım. Ama sizde 10 bin euro var. Almanya'ya gelin mi? Ben gelirim. Ben gelirim. 10 bin euroyu cebime koyar gelirim. Bir yıl içinde Almancamı çok çalıştırırım. Ondan sonra bütün fırsatları kovalamaya çalışırım. İstediğim gibi iş bulamıyorsam da bir restorana gider çalışırım. 10 saat, 20 saat hiç ayıp değil. O paramı kazanırım. Okulumu okurum. İkinci yılı da böyle geçiririm. Yani bir yıllık parası, sadece bir yıllık paranız varsa ve gelmeli miyim diyorsanız, bizim fikrimiz bu yönde. İlla iki yıllık paranızın olmasına gerek yok. Ama o bir yıl gözünüzü dört değil, böyle çok açın bütün fırsatlara ve çok çalışın. Çok teşekkür ederim. İkinci sorum, çok güzel yanıt verdin burada, sağ ol. İkincisi şey, üniversiteden direkt mezun olmak yerine bir yıllık, bir buçuk yıllık bir iş tecrübesi CV'mizde bir farklılık yaratır mı? Ya da şöyle mesela, ben bir örnek vereyim. Ben mühendislik okumadım. Yönetim bilişim sistemleri okudum. Yazılımla alakalı bir bölüm ve şu an mesleğimde bununla alakalı aslında. Ya bunun devamında teknik bir Alman yüksek lisans başvurusunda, hani mühendislik bitirmesem bile benim çalıştığım şu anki işim CV'mde bir fark yaratır mı girmemde yüksek lisansa? Yüksek lisans bölümü olarak ne düşünüyordun? Tekrar söyleyebilir misin? Ya şey düşünüyorum, veri bilimi, bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı şeklinde. Hani o da olmazsa bazı bölümler varmış bir sanırım, inovasyon yönetimi veya bilişim yönetimi şeklinde. Wirtschafts informatikler de var, tavsiye ederim bu konularda. İngilizcesi ne onun? Wirtschafts informatik. Wirtschafts ekonomi informatik, yani informatik. Ya yani ekonomi information management galiba. Yani senin okuluna çok benziyor. Ya şöyle söyleyeyim, ben SAP'de çalışıyorum. Yazılım firması, biliyorsundur belki. Evet. Bir yazılım mühendisi almayacaklarsa gidip bir Wirtschafts informatik okuyan bir insan arıyorlar, alıyorlar. Bir veri bilimci alacaklarsa, data science mezunu yoksa bir Wirtschafts informatik alıyorlar. Çok böyle şey bir, çok revaçlı bir bölüm. İş alanı çok geniş bir bölüm. IT zaten dünyada patlıyor. Almanya'da da ayrı patlıyor. Bunu da sana tavsiye ederiz. Soruna gelecek olursak, iş tecrübesi yani asla dezavantaj değil. Kesinlikle. Her zaman bir avantajdır. CV'ne, motivasyon mektubuna her zaman ek bir bilgidir. Bence kesinlikle bir senin için güzel bir avantaj sağlayabilir. Evet. Yani çok dikkate almayabilirler. Evet. Ama alabilirler. Ama seni geriye götürmez. Aynen. Bunun dışında tabii MBA tarzı programlar var. Hani MBA'de zaten iş tecrübesi, 3-5 yıl iş tecrübesi istiyorlar. Hani onun dışında ben... Onlar için zaten lazım. Hani o olmadan olmuyor. Mesela vardı bazı okullar 2 yıl tecrübe istiyor. Yani bunda zaten bunu sunmak gerekiyor. Hı hı. Bunlar genelde MBA oluyor. Dünyada birçok ülkede tecrübe olmadan MBA çok alıyorlar. Almanya bu konuda çok sıkı mı diyeyim artık, çok kararlı. Böyle yani yeni mezun bir yıllık okumuş insanları, ya da daha doğrusu yani okuyup bir yıl çalışmış insanları çok fazla MBA almıyorlar. Zaten yazıyorlar bunu açık açık. Bizim programlarımız da MBA gibi gözüküyor bazen. İnsanlar öyle algılıyor. Ama MSc, Master of Science olarak geçiyor. Böyle söyleyelim. Çok teşekkür ederim yanıtladığın için. Benim sorularım bu kadardı. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir de Büşra sormuş. Almanca öğrenmek için en çok tavsiye ettiğiniz şey nedir demiş. Bizi dinleme. Kendimizi öğrenemedik. Bizi tavsiye bırak ve Ezgi'yi dinleme. Evet. Aslında İngilizce ile aynı diyebiliriz. Aynen. Yani dil öğrenmede yine aynı şekilde. Ama şöyle yapalım mı? Yaptığımı yapma olayı vardır ya hani. Çok güzel bir tavsiye vereceğim ben. Okulun İngilizce ise, çalışman İngilizce ise bunlara güvenme, boş oturma. Almanca çalış. Evet. Bir taraftan da Almanca. Evet. Galiba bu kadar. Ekonomi mühendisliği gibi Selma, evet olabilir. Ya biraz olabilir ama çok ekonomi olmuyor. Ya ekonomi oluyor ama yazılıma çok kayıyor. O yüzden IT alanında gerçekten çok çok revaçta. Ben baktım. Ha, neymiş cevabı? Information management. Information management. Bilgi yönetimi gibi oluyor aslında Türkçesi. Evet. Ya evet, öyle çok revaçlı bölüm. Böyle kariyer planlamasında olan insanlara kesinlikle tavsiye ederiz. IT genel olarak tavsiye ederiz. Öyle söyleyelim yani. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar galiba sorularınız yok, bitti evet, diye düşünüyorum. Saat oldu ya. Bayağı güzeldi bizim için. Çok keyifli. Evet.
Evet. Çok teşekkür ederiz kendi adıma, topluluk adına zaman ayırdığınız için, bizi kırmadığınız için. Gerçekten çok çok güzel bir etkinlik oldu. İyi ki geldiniz. Evet. Eğer Türkiye'ye gelirseniz de sizi Ankara'da ağırlamayı çok isteriz. Üniversitemiz de olur, Ankara'da olur. Güzel baklava geliyorum ben. Evet, Ankara'da en iyi baklavacıdan. Güzel baklava ve Ankara döneri. Ankara döneri tabii. Ya da Aspava. Aspava var. Bence evet, Antep'e gelin direkt baklava yemeye. Tamam. Ya güzel, bazen şey oluyor. Gezdiririm. Instagram'da böyle geçen bir buluşma yapmıştık Frankfurt'ta, biraz böyle 10 kişilik, güzel olmuştu. Ama onun da öncesinde böyle insanlar geliyordu falan, işte ya ben geldim, videolarını izledim, şimdi Frankfurt'tayım, şuradayım falan, görüşelim. Bakıyorduk böyle kahveler, çikolatalar. Güzel, bu YouTube işini tavsiye ediyoruz. Gerçekten yani bu konuda çok bilgi kirliliği mi var desem, nasıl desem, çok fazla bilgi var ama tam nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Sorsan çoğu kişi istiyor aslında yüksek lisans yapmayı ama yani kanalınız çok güzel. Ben de zaten sizi çekiyorum. Evet. Ya bilgi kirliliği kesinlikle katılıyorum. Bir de ya fark ettiysen her soruya da emin cevap vermedik. Çünkü bildiğimiz şeyler var, bilmediğim şeyler var. Genelde tecrübelerimiz üzerinden gitmeyi seviyoruz. Buna güveniyoruz. Yani bu yüzden mesela şununla hiç konuşmadık, hiç soru gelmedi. Bir küçük tavsiye olsun. Danışmanlık firması kullandınız mı diyorlar bize. Biz hiçbir danışmanlık firması olmadan geldik buraya. İlk bu işi kafaya koyduğumuzda bir iki danışmanlık firmasıyla görüştük. İşte 5 tane okula başvuru yapacak benim adıma. Her şeyimi yönetecek, 1000 euro istemişti. Ki o zaman euro 6'ydı hani. Ama yine çok gelmişti. Yani ve oturduk, her şeyi kendimiz yaptık. Mümkün. Danışmanlık firmasıyla çalışacaksanız çok iyi seçin firmanızı. İşi iyi bildiğine çok emin olun. Çok iyi işini yapan danışmanlık firmaları var. Çok namuslu yapanlar var. Etik değerlere uyarak yapanlar var. Ama tam tersi de çok var. Dikkatli olun. Sadece bunu, size bunu söyleyeyim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan çok sağ olun. Ben gerçekten kendi adıma, topluluk adıma tekrar teşekkür ediyorum. Ve katılımcılarımıza da BNI kanalını çoğu muhtemelen takip ediyordur ama tekrar hatırlatalım. Evet. YouTube'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet, katılımcılar arkadaşlar da şu an teşekkür ediyorlar chat kısmında. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten bu saate kadar, Türkiye'de şu an saat 10.30. Şu an 10.20 geçiyor. Orada 2 saat daha erken geldi, evet, değil mi? 2 saattir bize baktınız, katlandınız. Proje ve inovasyonu da takip edelim. Proje ve inovasyonu takip edelim. Evet. Evet, orada Fatih yazıyor hemen hatırlat bana. YouTube kanalı da açtık şu an arkadaşlar. Bu da BNI ile ilk videomuz olacak. Yani ilk videomuzu BNI ile yapmak istedik. Burak ve Ezgi ile birlikte. Oradan da eğer bir şey kaçırdıysanız, başını kaçırdıysanız izleyebilirsiniz. Hatırlatalım tekrardan diyerek. İyi akşamlar diliyoruz o zaman. Herkese. Kendinize çok iyi bakın. Ederiz. Çok başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.